Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Altınordu İlçe Belediye Başkan Adayım, Sayın İl Gençlik Kolları Başkanım ve kıymetli konuklar. Saadet Partisi Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençler Soruyor başlıklı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın İl Gençlik Kolları Başkanımız Burhan Ataş'ı selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayım, Sayın İl Başkanım, Sayın Altınordu Belediye Başkan Adayım, değerli misafirler, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada iyiliği konuşacağız. Bugün burada güzelliği konuşacağız. Bugün burada gençliği, geleceği konuşacağız. Bugün burada Ordu'yu, güzel şehrimiz Altınordu'yu konuşacağız. Bugün gençliğin bütün aklındaki soruları gidermek için Sayın Başkanımızla böyle güzel bir program tertip ettik. İnşallah sözlerimi daha fazla uzatmadan sizi değerli başkanlarımızla baş başa bırakıyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Değerli arkadaşlar, bu akşam söz siz gençlerde olacak. Şimdi güzel ordumuz için aklımızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırma vakti. Merkez ordumuzun geleceği hakkındaki tüm soruları cevaplandırma vakti. Sözü sizlere bırakmadan önce bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Soru soracak arkadaşlarımız öncelikle ismini söyler, kendini tanıtır. Öğrenciyse bölümünü, çalışıyor ise mesleğini belirtirse seviniriz. Şimdi sorulara geçebiliriz arkadaşlar. Buyurun. Çok saygıdeğer genç kardeşlerim, arkadaşlarım, misafirlerimiz. Kendimiz de size göre misafir kabul ediyorum, ev sahipleriniz. Sunuşlar toplantımızın, buluşmamızın amacı ifade edildikten sonra bundan sonraki bölümü hep beraber götürebiliriz anlaşılıyor. Buradan devam edelim. Yanlış intikalim söz konusu değilse, söz sizde, soru sizde varsa ki var inşallah, cevap da bizden olacak. Buyurun. Buyurun. Gördüğüm kadarıyla ses. Bir arkadaşımız evet, soru soracak. Buyurun. Bakanım öncelikle hoş geldiniz. Cem Aydın. Cem Aydın. Aynen. 28 yaşındayım bakanım. Şu anda işsizim, gıda sektörüyle uğraşıyorum. Biliyorsunuz ülkemizde olan
ekonomik krizler yüzünden işten çıkartıldım. Benim size öncelikle bir sorum olacaktı. Öncelikle sokak hayvanlarımız için pek yapılan bir şeyleri göremiyorum yani. Bu konu hakkında belediye başkanı olduğunuz zaman düşünceleriniz nedir? Bitti mi? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle kendisi işsiz konumda bir arkadaş olarak kendinizi değil de dışarıdaki varlıklar aleminden bir bölümü konu alan, onu orayı düşündüğünüzü vurgulayan sorunuz için çok teşekkür ederim. Yani sokaktaki canlılar, orada hayat mücadelesi verenler için bir kaygı taşıyorsunuz. O kaygıyı ben de taşıyorum sizin gibi. Oturarak dinleyebilirsiniz lütfen. O kaygıyı ben de taşıyorum sizin gibi. Eminim ki biz de taşıyoruz. Hepimiz taşıyoruz. Sokak hayvanları bizim yönetimimizde, özellikle yerel yönetim olarak kapsama alanımızda olan canlıların çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle bu sokaktaki hayvanlarımızdan köpekler, daha sonra da kediler ikinci planda kendini göstermekte. Bütün Türkiye'de olduğu gibi, hatta dünyada olduğu gibi ne yazık ki köpekler çok öne çıkan, sahip çıkılması gereken, zor durumda olan sokak hayvanları. Türkiye'de epey bir uğraş veriliyor. Sivil toplum kuruluşları bu konuda duyarlılık gösteriyor. Onlara müteşekkiriz. İlimizde de, Ordu ilimizde de sivil toplum kuruluşları var. Hayvansever dernekleri, hayvanları koruma derneklerimiz var. Yeni kurulanlar var, kurulmuş faaliyet gösterenler var, göstermek isteyenler var. Ama sonuçta sokaktaki hayvanlarımız ne yazık ki belediyelerimizin bir takım eksik diyebileceğimiz çabaları, sivil toplum kuruluşlarının çok iyi niyetli ama yetersiz çabalarının sonucunda yeterli himayeye, yeterli korunmaya alınabilmiş değiller. Dolayısıyla işaret ettiğiniz gibi sokak hayvanları konusu çözüm bekleyen, doğasına uygun çözüm bekleyen, bilime uygun çözüm bekleyen bir konu olarak önümüzde. Bu da benim bir yurttaş olarak, bir Ordulu hemşeri olarak ileri derecede dikkatimi çeken bir konu. Bununla ilgili olarak belediye yönetimini devraldığımız andan itibaren birinci değil ama öncelikli konularımızdan birisi olarak çözüm üreteceğimiz konudur. İlçe belediyeleriyle beraber, ama ilçe belediyelerimizin her biri farklı bir tüzel kişiliğe sahip, eminim ki onlarla entegrasyon içinde ilçelerin bulunduğu sınırlar dahilinde öncelikle de Altın Ordu, Ünye Fatsa öndeki hem insan yoğunluğunun hem de buna paralel olarak hayvan varlığı yoğunluğunun bulunduğu ilçelerden başlayarak onları kendi doğalarına daha uygun, sahipsiz hayvanları kastediyorum. Sahipler tabii ki farklı ortamlarda sahiplenen hemşerilerimiz tarafından bakılıyor, korunuyorlar. Bakımsız ve korunaksız olanlarını kendi doğalarına uygun, ilimizde de bu manada çok uygun ortamlar var. Onları yazın gene serbest, kışın soğuktan, donmaktan korunacakları şekilde doğal barınaklar oluşturarak, meskun mahalleler dışında doğal barınaklar oluşturarak merkezi koruma alanlarına almayı düşünüyoruz. Hapsetmeyi değil, özgür olabilecekleri ama kendilerinin ayrıca güvende olabilecekleri, insanların da onlara göre onlardan çekinmeyecekleri bir sistemi kuracağız. Geniş alanlarda, meskun mahal dışında, boş alanlarda, ormanlık bölgelerde ya da ormanlığa yakın boş alanlarda onlara barınma noktaları kuracağız.
İkincisi beslenme düzeni kuracağız. Sebep izahı şu. Belediye içinde de gönüllülük esasına göre görev alacak, mutlaka bulunacak çalışanlarımız olacaktır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarından da arzu edenleri veya isteyenlerin uygun konumdaki üyeleri tarafından da desteklenecek bir modelle, yani belediye STK işbirliğiyle bunların beslenme düzenini de kuracağız. Günlük olarak mutlaka bir yiyecekleri kendilerine iletilecek, sularını içebilecekler ki zaten bulundukları doğal ortamda su imkanı mutlaka olacak. Yazın beslenmeleri çok sorun olmuyor ama kışın bilhassa sorun oluyor. Beslenme düzenini de kuracağız. Beslenme kaynağı olarak da ortak mekanlarda, yani yeme içme mekanlarında gündüzleri artan, ertesi günü insanların yemesi uygun olmayan sağlık yönünden ama akşamında gecesinde alınıp ertesi sabah hayvanlarımıza ikram edildiği takdirde onların sağlığı açısından uygunluğu kabul edecek olan artık gıdaları onlara ulaştıracağız. Ekmeğinden yemeğine, peynirinden yumurtasına kadar insanların beslendiği gıdaların onlara uygun olanları bir düzen içerisinde alınacak ve taşınacak onlara. Böylelikle ilimizde belki de ülkemizin en ileri sistemle sokak hayvanlarının korunduğu, korunacağı bir düzeni, ortamı sağlayacağız. Tabii bunun ayrıntıları var. Oradan sahiplenme sistemini de getireceğiz isteyenlere. Sahiplenip de hayvanını bırakmak zorunda kalanların da o hayvanlarını, ki biraz evcilleşmiş hayvanlar olacak, başka sahiplenmek isteyenlere o merkezlerimiz aracılık yapacak. Hiçbir çare bulunamazsa o hayvanlarımız şehir hayatından, ev hayatından, doğal hayata bir şekilde adaptasyonu sağlanacak. Veterinerlerimiz bunda görev alacak. Gönüllü insanlarımız görev alacak ama mesele sadece gönüllülüğe değil, kurumsallığa, kurumsal bir zemine oturtulacak. Kurumların ev sahipliğinde ve sorumluluğunda bu düzen devam edecek. Anladım. Teşekkür ederim verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bu arada Sayın Bakanım, bir sorum daha olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu tarihi bölgeleri, yani tarihi eser evlerimiz, biliyorsunuz Azize Mahallemiz, tarihi eser evlerimiz hakkında bir plan, program yapmayı düşünüyor musunuz? Gayet tabii. Tarihi yerlerimiz korunmuyor. Gayet tabii. Yani şimdi farklı bir alana geçtik. Evet. Bizim ordumuz için, güzel ordumuz için iki kimliğimiz söz konusu. Birisi güzel ordu, diğeri de merkez ordu kimliği. İkinci sorunuz güzel ordu kimliğimizle alakalı bir konu. Güzel Ordu'da yapmayı düşündüğümüz pek çok çalışma var. Bunlardan bir tanesi de tarihi kültürel alanların restorasyonu ve hayata kazandırılması. Yani bu konuda yapılmış epeyce çalışmalar var ama sonuçlanmayınca, hani bir çalışma sona ulaşıp da kullanıcıların kullanımına tahsisi sağlanamayınca dolayısıyla eksik kalıyor. Söz gelimi, bir çeketi terzi dikiyor. Eğer kolun biri eksikse, yani bir kol bir gövde yetmiyor. İkinci kolun da takılması lazım. Düğmeleri dikilmemişse gene eksik oluyor. Düğmelenmesi gereken yerde düğmelenemeyen bir çeket gene eksiktir. Yapılan çalışmalar vardır ama tamamlanmamıştır. Restorasyon, tarihi bölgelerin restorasyonunun tamamını inşallah Kültür Bakanlığı'yla da entegre. Belki de Birleşmiş Milletler Tarihi Kültürel Miras Kurumu, UNESCO'nun da katkılarıyla bu konudaki diğer çevre ve kültür derneklerinin ve vakıflarının da olası katkılarını alarak süratle takip edeceğimiz konulardan birisi olacaktır. Merkezde var, Altınordu'da. Fatsa'da var bir bölge, Ünye'de var bir bölge. Bu üç merkezdeki bölgeler. Münferit olarak da değişik yerlerde sivil mimari örnekleri var. Bir tanesini paylaşayım. Çok var da. Dün mesela
Akkuş Salman'dan Seferli'ye doğru giderken yol üstünde ahşap, orijinal, belki 100 seneden fazla önce, 100-120 sene önce inşa edilmiş, o zamanın el işçiliğiyle yapılmış bir ahşap ev gördük. Benim de özel ilgi alanım olduğu için orada durduk. Ev sahibi de yaşlıca bir abimiz. Onunla selamlaştık. Oraya bir nokta koyduk yolun tam kenarında. Güzel bir yer. Efendim bir tane Seferli bölgesinde galiba ahşap bir camiyi gördük. Eminim ki Kültür Bakanlığı'nın koruması altına alınmış tescilli bir binadır. Öyle tahmin ediyorum. En azından kontrol edeceğiz. Bina tescilli ise restorasyonu yapılmıştır, yapılmamışsa ya Kültür Bakanlığı'na ya da izinler karşılıklı anlaşmayla belediye olarak biz yapacağız. Fakat bir şey daha yapmamız lazım. Bina duruyor, fena değil. Cami binası. İki katlıydı, hatta merdivenle çıkılıyordu. Onun resmini çektirdim geçerken. Bahçe düzeni eksik, onu gördüm. O eksikliği tam gördüm. Binanın içini sonra bakacağız. Bunlara bakacağız. Münferit bir takım, birçok sivil mimari örneğimiz var. Umulmadık bir yerde karşımıza çıkıyor. Bunların hepsinin tam sayımını yapıp, tam bakımını ve kullanımını yapacağız. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Gölköy ilçemize gittiğimizde tam Bolaman Irmağı oradan akıyor. Selemen Yaylası'ndan aşağıya geliyor. Aktığı yerde akışa göre sağda, tam da köprünün başında, orada kahvehane olarak kullanılan açık kahverengi iki katlı bir bina var. Tarihi 100 yıldan fazla, 120 yıllık filan. Sahipleri var. Belli ki ekonomileri zayıf. Çok güzel bir bina. İşte kendi usullerince bakmaya ve korumaya çalışıyorlar. İşletmeye çalışıyorlar. Ama oraya bir müdahale etmek lazım. Onlar için büyük bir rakam. Belediye için de hiç de büyük rol olmayan bir rakam. O binanın daha güzel hale getirilmesi. Bilinçli bir şekilde restorasyonu Gölköy'ümüze, o şehre farklı bir güzellik, farklı bir zenginlik kazandıracaktır diye düşünüyoruz. Düşünmenin ötesinde öyle olduğunu açık seçik görüyoruz. Yani tarihi eserler, tarihi dokunun korunması ama korunmasının ötesinde kullanılır hale getirilmesi, hayatın bir parçası haline getirilmesi gerekiyor. Zira insan nefesiyle beslenmeyen binalar bir gerçektir ki mimarlık kuralıdır bu. O binalar eskimeye, çabuk eskimeye, yıpranmaya mahkumdur. Yani insanlar binaları aslında eskitmezler. İnsansız binalar çabuk eskir. İnsanların varlığı binalara güç verir, nefes verir. Bu gerçekten hareketle boş ve güzel tarihi binaları kullanılır halde tutmamız gerekir. İyi akşamlar başkanım. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Fuat Yüksel. Tokatlıyım. Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıfı. Sorum liyakatla ilgili olacak. Kendiniz buralısınız. Oldukça eşiniz dostunuz burada fazladır. Bu eşe dosta peşkeş çekme olayı olacak mı? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim Tokatlı hemşerim. Tokat'ın neresindensiniz? Merkez. Merkez. Tokat kebabını özlüyorsundur herhalde. Yok hocam, gereksiz bir yemek. Gereksiz bir yemek diyorsunuz. Peki, o zaman biz de pancar yemeye devam ederiz. Ne yapalım? Peki, teşekkür ederim sorunuz için. Üniversite öğrencisisiniz, tarih bölümü okuyorsunuz. Önce okuduğunuz alan, disiplin çok değerli, önemli. Bu arada Ordu'ya yönelik, Ordu Tokat tarihi çok yerde kesişiyor birbiriyle. Aradaki sınır sadece yönetim açısından idari bir sınırdır. Tarihimiz ortak. Bu yerel tarihe, bölgesel tarihe de ilgi duyduğunuzu, duyacağınızı ümit ediyorum. Özellikle Emiroğulları Beyliği, Danışment Gazi'nin yönettiği devlet dönemi ve o dönemin savaşları, barış uygulamaları, barış dönem uygulamaları inanıyorum ki ilgi alanınızda olacaktır. Sorunuz ise tarihin dışında ama tarihten de ilham alarak bugün cevaplandırılması ve
uygulanması gereken bir konu. Sizlere dağıtıldığını gördüğüm bizim çok küçük bir kağıda, A4 kağıdına küçültülmüş, katlanmış, A4 kağıdına yazılmış projelerimiz, ilkelerimiz ve anlayışlarımızla ilgili bölümlerin bir bölümünü ilgilendiriyor. Katlamaya göre en az arka sayfayı açtığınız takdirde benim cevabıma yardımcı olacak, sizin de anlamanıza katkı sağlayacak o notlara baktığımızda başta çalışma anlayışımız vardır. Akla uygunluk, bilgiye uygunluk ve ahlaka uygunluk anlayışıyla yürütülmesi gereken ve yürütülecek olan bir çalışmada herkesin sahip olması gereken bu özelliklere uygun bir çalışmada ikinci başlığımız, ikinci alt başlığımız çalışma ilkelerimiz. Çalışma ilkelerimiz diye ifade ettiğimiz ilkeler esasında çalışanlara yönelik ilkelerimizdir. Orada çalışan demedik de çalışma dedik. Çalışan olmayınca çalışma olmayacak. Dolayısıyla siz oradan bir ileri adım atıp bu çalışma ilkelerinin çalışanlara yönelik, yönetenlere yönelik olduğunu çok rahatlıkla tahmin edebileceksiniz. Birinci ilkemiz liyakattir. İkincisi sadakattir. Üçüncüsü harekettir. Dördüncüsü sağlamlıktır. Beşincisi de tasarruftur. Belediye başkanı dahil, yani seçilme mahallinde ben dahil bizim anlayışımıza göre belli görevlere, ki en üst görev belediyede genel sekreterliktir, yardımcıları vardır, daire başkanları. Burada bazı yerde olmuyor, başkan yardımcıları oluyor veya olmuyor. İç şube müdürleri alta doğru memura kadar inen bir memur yapısı ve hiyerarşisi var. Ayrıca buna benzer bir yan kuruluş, su kanal idaresi genel müdürlüğümüz var. Yine belediye kamu sermayesiyle oluşturulmuş şirketler ya da başka şirketlerle ortaklıklar var. Buralara yapılan görevlendirmelerde sizin endişenize mahal vermeyecek şekilde, bizim burada vurguladığımız şekilde öncelikle işe uygunluk, yani işi bilmek gerekiyor. İşten anlamak gerekiyor. Yani örneğin bir tarihçiyi ticari bir birimin başına vermememiz gerekiyor. Bir iktisat mezununu da kültürün başına veya kültürün orta yerine görevlendirmememiz gerekiyor. Diyelim ki tarihçi, kültür uzmanı, bir arkadaşımız, bir çalışanımız ya da transfer edeceğimiz bir başka kurumdan yetişkinliğine, tecrübesine inandığımız bir çalışanımız işi biliyor. Ama yeter mi? Yetmez. Ya ne gerekiyor? Sadakat gerekiyor. Neye sadakat? Bildiği işi yapmaya hevesi olması lazım, isteği olması lazım ve geleceği işte, kendisine emanet edilecek işte bütün benliğiyle, bütün gücüyle kendisini ortaya koyması gerekir. İşin bitmesine endeksli çalışması gerekir. Mesaisinin bitmesine göre işi yapma değil, işin bitişine göre mesaisini planlayabilmesi gerekir. Tabii mümkünse vaktinde işini bitirirse amenna, hem kendisi için zaman ayırır hem de bizim de asıl olan amacımız işin yapılması, bitirilmesidir. Yeter mi? Yetmez. İşine sadakat, bu biraz geniş bir halkayla, geniş bir daireden kurumuna sadakat. Bu işin getirisi götürüsü, maddi getirisi maddi götürüsü, manevi getirisi yani kurumsal itibari getirisi götürüsünü iyi ölçmesi lazım. Kurumunun hem tüzel kişiliğine hem de kurumunun bünyesindeki diğer ilintili olduğu, irtibatlı olduğu işlerle birlikte bir eş güdüm içinde çalışabilmeyi, yani kümülatif faydayı sağlayabilir bakışla çalışabilmesi gerekir. Kurum içinde ayrımcılık yapan, ayrıştırıcı bir yaklaşım değil, bütüncül bakışla, tamamlayıcı bir unsur olarak pozitif yaklaşımla yaklaşabilmesi, bakabilmesi gerekir. Sadece işini yapmak değil, işini çok iyi yapan ama
kurum içinde sıkıntı doğuran tipleri de biz hayat boyu gördük. Çok güzel, çok şeyi biliyor ama aman Allah'ım şöyle birazcık da uyumlu olsa dedirten arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız olmadı değil, oldu. Bunları yazarken teoriden değil, yani yönetim kitaplarından değil, kamu yönetimi kitaplarından değil, hayatın ta içinden karşınızda bir tarih öncesinde sizin yaşınızda iken, sizler gibi genç yaştayken, bugün artı hayat tecrübesiyle okuduğu kitapların üzerine hayatın gerçeklerini ilave ederek onun sonucunda da özetleri buraya yansıtan bir arkadaşınız olarak kabul ediniz. Sadakatsiz iş olmuyor. Yani uyum, kuruma uyum, kurumun her çalışanına uyum. Belediye başkanım benim ne düşünüyor? Onu takip edip onun altını doldurmaya çalışan bir yaklaşımla. Belediye başkanı yanlış bir şey de söyleyebilir. Onu yanlış söylüyor diye ortalıkta konuşacak yerde gelip bir şekilde uygun üslupla bu söylendi ama doğrusu başka ise veya doğrusunun başka olduğuna inanıyorsa o inandığı doğruyu usulüne uygun gelip anlatması gerekir. Sadakatten kastımız bu. Bir çatışma değil. Bir barış içinde, bir uyum içerisinde bir kümülatif faydayı sağlamak için çaba göstermek olarak arkadaşlarıyla uyumlu, aslarıyla, üstleriyle uyumluluk. Hareket. Hareket de kısmen açıklamış oldum. Durmayacak. Yani ya düşünecek ya düşündüğünü yapacak. Boş durmayacak. Otururken de çalışacak. Otururken çalışmayı ben otururken zihinsel üretim olarak, düşünsel üretim olarak düşünüyorum. Hareket edecek. Yani uyurken de belediyedeki işinin rüyasını görecek tabiri caizse. Kalktığı zaman bir projeyle, bir düşünceyle, bir çözümle kalkmış olacak. Ya bir gider artırıcı çözümle ya da bir gelir artırıcı çözümle ya da yeni bir projeyle uyanmasını bekleriz biz. Hareket halindeki, sadakat içindeki çalışanımızdan. Başka yaptığımız işi sağlam yapacağız. Yani kalite. Bunun Türkçe'ye de mal olmuş karşılığı kalitedir ama ben biraz burada öz Türkçeciliği tercih ettim. Kalite yerine tam Türkçemiz olan sağlamlığı koydum. Sağlamlıktan kastımız kalite. İngilizlerin meşhur bir atasözü vardır. Hepinizin bildiğini düşünüyorum ama güzel sözleri tekrarlamanın mahsuru yok. Ucuz mal alacak kadar zengin değiliz derler İngilizler. Biz de İngilizlerden daha az akıllı olduğumuzu düşünmeyen bir Türk vatandaşı olarak ben de diyorum ki biz İngilizlerden daha az akıllı değiliz. Biz de ucuz mal alacak kadar paramızı, kaynağımızı ucuzundan iş yaparak, üstün körü iş yaparak veya mal alarak heba edecek kadar biz de akılsız değiliz, olmamalıyız. Yaptığımız her hizmetin en iyisini, yaptığımız her yatırımın en doğrusunu, en iyisini yapmalıyız. Söz gelimi kaldırım yapıyoruz. 3 sene sonra değiştirmek üzere yapılan kaldırım devri Ordu'da bari bitmelidir. Türkiye'nin maalesef yerel yönetimlerde özellikle büyük bir hastalığıdır. Efendim, diktiğimiz bir süs bitkisi 3 ay sonra kuruyacaksa bir şekilde ya baştan hastalıklı fidanı dikerek ya da suyunu toprağını bilmeden, dengelemeden dikmek suretiyle kamu kaynağını heba etmek, zarara uğratmak bizim sağlamlık anlayışımızda, ilkemizde bağdaşmaz. Ya da hiç gereksiz bir kültürden şey yapayım, tarihçisini örnek vereyim. Mesela 19 Eylül Atatürk'ün Ordu'ya ziyaret tarihidir. 1925 yanlış hatırlamıyorsam 25 olması lazım. Diyelim ki 19 Eylül 1925 tarihi pardon 2019 tarihinde Atatürk'ün Ordu'ya ziyaretiyle ilgili bir kültür programı düzenlediğimizi varsayalım. Şimdi bu programa kaç kişi gelebilir? Hedef kitle nedir? Gençliğe yönelik midir? Kapalı bir mekan toplantısı mıdır? Mevsim itibariyle açık alan toplantısı mıdır? İçeriği nedir? İçeriği diyelim ki katılımcı sayısı 500 kişi düşünüyoruz. 500 kişilik katılımın öngörül
doğru öngörüldüğü bir toplantıya biz 1000 kişilik bir hazırlık yaparak, 500 kişi katılımıyla 1000 kişilik hazırlığı yaparak bu programı kırtasiyesiyle, ikram giderleriyle, ulaştırma giderleriyle, konaklama giderleriyle, basılı evrak giderleriyle. Ana kalemler bunlardır. Bir iki kalem daha çıkar. Eğer yapmışsak, benim kültürdeki arkadaşım bunu böyle planlamış, belediye başkanı da her şeyi kontrol edecek değil, etmesi zaten fiilen mümkün değil. Ara kademedeki de atlamış, biri birine emanet etmiş, en sonunda 500 kişilik katılımın olduğu bir yerde 1000 kişilik bir masraf yapılmışsa, ben belki bir hatayla o arkadaşa bir şey demeyebilirim uyarının dışında. Ama ikincisi tekrarlanırsa bu arkadaşımızın bu meseleye liyakatli ama sağlamlık ve tasarruf ilkelerine aykırı davranışından dolayı kendisiyle bir görüşmemiz, bir değerlendirmemiz mutlaka olur. Bir defa belki hata payı olur ama ikincisini kabul etmemiz mümkün değil. Yaptırdığı, kontrol ettiği kaldırım bir defa çöken mühendis arkadaşımız bizim için insandır, olabilir. Ama ikinci defa çöküyorsa, birkaç yerde çökmüşse kusura bakmasın, isterse yüksek mühendis olsun, isterse İTÜ diploması olsun, isterse Roma'dan diplomayla gelsin, ordunda doğru kaldırımı yapamıyorsa, altyapıda döşediği yağmur suyu kanalı bir yerden kaçak yapıp, toprağın bir yerinden çekip, sokağın bir yerinden yol bularak taşıyorsa, vallahi diploması benim için yetmez. Uygulama ve icraat önemlidir. Dolayısıyla liyakat, sadakat, hareket, sağlamlık ve tasarruf. Tasarruf azami ilkemiz. İsraf son derece karşı olduğum, şahsen özel olarak karşı olduğum, kamu yönetiminin her kademesinde, her çeşidinde karşı olunması gereken bir kuraldır, bir yaklaşımdır. Buna azami riayetin sağlanması gerekir. Tabii ki tasarruf edeceğiz deyince gerekli, zorunlu harcamalardan duracak değiliz. Yapılacak fazlası, artık olanı bizim için tahammül edilemez. Her yerde de bu böyle olması lazım. Bizim için derken bu ilkeler evrenseldir, burada da böyledir, Tokat'ta da böyle olması lazım, Türkiye'de de böyle olması lazım. Ha, bugün böyle midir? Ne yazık ki böyledir, buna uygundur diyemiyorum. Biz kendi alanımızda, kendi birimlerimizde, kendi sorumluluk konularımızda ve coğrafyamızda bunlara azami dikkat edeceğiz. Sen liyakat diye sordun sorunu ama ben liyakatin devamında bir bütün olduğu için hepsini sizlerle paylaşmış oldum. Umarım yeterli olmuştur. İyi akşamlar. Özellikle hoş geldiniz başkanım. Perşembeden Cemal Çimçek, Perşembeliyim ben. Size birkaç sorum olacaktı. İşsizlik oranının arttığı günümüzde belediye olarak istihdama yönelik projeleriniz var mıdır? Ayrıca gençlerin vakitlerini geçirebileceği sosyal bir projeniz, bir mekan kurulacak mı? Bir soru daha sıkıştırmak istiyorum araya. Perşembeliyim. Siz de ordulu olduğunuz için Perşembe'yi iyi bilirsiniz. Perşembe bildiğiniz gibi Karadeniz'in en sakin ilçelerinden biri. Dünyada da sakin ilçeler arasında ilk sıralara giriyor. Ama Perşembe'de hiçbir gelişme yok. Yani örnek bir ilçe olması gerekiyor ama Perşembe'nin sokakları, kaldırımları inanın işler acısı. Esnafları da aynı şekilde kan ağlıyor. Özellikle biliyorsunuz sahil yolundan ziyade otoban yolu geçtikten sonra Perşembe'de hayat durdu. Bununla ilgili bir projeniz var mıdır? Nasıl geliştirebiliriz? Muhakkak vardır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Perşembeli kardeşim. Nerede okuyorsunuz siz? Özür dilerim. Siz de istemek. Şimdi değerli hemşerim, genç arkadaşım. Tabii birbiriyle çok da bağlantılı olmayan ama ilimizle ilgili 3 tane sorunuz oldu. Teşekkür ederim öncelikle. İstihdam konusu ülkemizin kangren olmuş sorunlarından birisi. Yani
tarım mı dersiniz, istihdam mı dersiniz, dış politika mı dersiniz? Neyse dış politikayı bırakalım da daha somut konular üzerinden gidelim. Tarımda açmazdayız, istihdamda açmazdayız, üretimde açmazdayız. Anladığım kadarıyla ihracatta da açmazdayız ülke olarak. Şimdi konumuz, gündemimiz belediye yönetimleri. Belediye yönetimleri, içinde de kamu yönetimi okuyanlar mutlaka vardır. Olmasa da bilebileceğinizi tahmin ettiğim bir yapıyı sizinle paylaşmak durumundayım. Bir devlet yönetimimiz var. Devlet yönetimi içerisinde yasama var. Şimdi farklı bir şekil aldı. Yürütme var. Daha farklı bir şekil aldı bir yıldır. Bir de yargı var. Devlet sektörü var. Kamu sektörü dediğimiz. Bir de özel sektör var. Bütün bunlar devletin ana yapıları. Yürütmenin içerisinde yerine göre 35 bakanlık oluyor. Şimdi belki biraz azaltıldı. 20 sayısını da unuttuk. O kadar devlet yapısı değişiyor ki, değiştiriliyor ki. Diyelim ki 20 bakanlık var. Merkezi yapı. Bir de yerel yapı var devletin içerisinde. Yerel yönetimler dediğimiz yapılar var. Köy idaresi, belediye idaresi ve il özel idareleri. Bizim ilimizde yok. Tokat'ta var il özel idaresi. Bizde de vardı 5 sene öncesinde. Bunlar ise yerel yönetim yapıları. Şimdi biz büyük bir devlet yapısı içerisinde hepsini bir çapı 1 metrelik bir daire olarak düşünürsek şu anda gündemimiz olan ve yerel yönetimler, yerel yönetimler içerisinde de Ordu Büyükşehir Belediyesi düşündüğümüzde o 1 metre çapındaki büyük dairenin içerisinde yerel yönetimler 1/4'ünü oluşturur. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimizde de o 1/4'lük büyük daire içerisindeki 1/4'lük payın içerisinde 80'de biri değil, 80 il ortalamasında biz biraz yüksekteyiz, 50'de birini oluşturur. Yani büyük fotoğrafın içine baktığımızda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yeri 1/4'ün 50'de biridir. Dolayısıyla tamamın içerisinde üreyen, oluşan, olumlu ya da olumsuz konuların çözümünü bütüne bakmadan Ordu ölçeğinde, Tokat ölçeğinde şöyle yaparız, böyle bitiririz, böyle çözeriz diye bir yaklaşımı ortaya koymamız mümkün değil. Eğer böyle bir yaklaşım ortaya koymaya kalkışan olursa gerçeklerden uzak olduğunun farkında değildir. İşsizlik konusu böyle bir konu. Yani büyük dairenin, çapı 1 metre olan dairenin içinde oluşmuş bir konu. Ha, o biz de o dairenin içindeyiz. O dairenin içerisinde 4'te 1'in 50'de 1 olduğuna göre 4'te 1'i 100 üzerinden 25 eder. 25'i de 50'ye böldüğümüz zaman yarım eder. Hadi biz bunu biraz daha büyütelim. %1'lik bir alandayız biz. Ülke olarak, ülkenin her türlü yapısı. Hatta coğrafi olarak da biz %1'in daha altındayız. 780 bin kilometre kareden baktığımızda biz 5500 kilometre kareyiz. Yani 130'da filan biriyiz. Ekonomik olarak baktığımızda, istihdam olarak baktığımızda da Ordu ili 100'ün üzerindeki bir sayının biridir. Ama biz düz hesap 100 diyelim. Yani biraz üzerimize sorumluluk payı alalım. %1'lik bir alan, %1'lik bir yetki, %1'lik bir çalışma alanı, %1'lik sorun alanı, %1'lik çözüm alanı demektir. Biz Ordu'da işsizliği sıfırlamamız mümkün mü? %99'un sıfırlanmadığı yerde biz sıfırlayamayız. Bu mümkün değil. Ama ne yaparız? Kendi ölçeğimizde, kendi içimizde bir miktar iyileştirme yapmamız mümkündür. Nelerle mümkündür? Doğrudan istihdam alanı oluşturmak mümkün değil. Yani belediyeler bir istihdam merkezi değildir. Üretim merkezidir. Hizmet ve yatırım üretim merkezidir. Hizmet ve yatırımlarda kaynağı oluşturarak, projeleri, programları çeşitlendirerek ne yapabiliriz? Dolaylı olarak istihdam yapabiliriz. Örneğin kaynağımızı üretip yatırımlarımızı biraz artırdığımızda bu ne demektir? Dolaylı olarak
3 mühendis, 5 şoför, efendim 10 foreman, işte toplamda 30 istihdam demektir. Bu problemin tamamına çözüm getirir mi? Hayır. Şimdi 2 gün önceydi zannediyorum, takip ettiğim kadarıyla işsizlik oranı ülke genelinde ne yazık ki 2 puan daha arttı geçen seneye göre. %13 küsur devletin açıkladığı, yani 13.9 veya 8 oldu ortalama. Genç işsizleri demiyorum. Genç işsizlerde olasıdır ki %30'a dayandı. Yani 10 gencimizden 3'ü şu anda işsiz. Ben sizinle acı gerçekleri paylaşıyorum. Hoşuma gitmeyen bir gerçek ama tespitleri doğru yapmazsak söyleyeceğimiz laflar altı boş olur. 10 gençten 3'ünün işsiz, 10 farklı yaşlardan 10 total işsizin de ikisi, yani 1,5'u işsiz. Yani %15 dersek. Dolayısıyla işsizlik meselesi bir belediyenin, İstanbul Belediyesi dahil, orada da başkan adayları işte 200 diyor, 300 diyor, 500 diyor filan, biraz da seçim ortamının heyecanıyla rakamlar aşağı yukarı gidiyor. İstanbul Belediyesi de çözemez. Ordu Belediyesi hiçbir şekilde buna çözüm getiremez. Ama Ordu Belediyesi, Ordu'da, İstanbul Belediyesi de İstanbul'da kısmi rahatlamaları sağlayıcı, çok kısmidir bu, adımlar atabilir. Yani çoğaltmamaya gayret eder. Mümkündür. Piyasayı rahatlatarak, esnafı, tüccarı, yatırımcıyı, sanayiciyi destekleyerek, sanayiciyi teşvik ederek, üreticiyi teşvik ederek, tarımda üretimi teşvik. Bakarsanız burada tarımla ilgili çok başlık göreceksiniz. Benim şu A4 katlanmış hali şu olan mor beyaz broşürümüzde tarıma yönelik çok ilginç başlıklar göreceksiniz. Sanayiye yönelik fazla değil ama çok dikkatli yaklaşımları göreceksiniz. Sanayiyi teşvik edersek, ben buraya iki tane, buraya derken ordunun tamamına iki tane mesela tekstille ilgili yatırımcıyı getirebilirsem bu ne demektir? Bu şu demektir. Yani 300'den 600 istihdam, 200'den 400 istihdam demektir. Bu yapılabilir mi? Bu yapılabilir. Ama bu hiçbir zaman sorunu ciddi derecede rahatlatmaz. Sadece birinci hedefimiz daha artmasını önlemektir. İkinci hedefimiz de azaltmaktır. Azaltmada da nispi bir azalma olur. Mesela bizim belediye olarak doğrudan ya da bir ortaklıkla bu ilde içme suyu fabrikası düşüncemiz ve projemiz var. İçme suyu fabrikası, yani şişeleme menba suyu fabrikası. Orada sağlığı da dikkate alıyoruz. Artık bu kadar laf ettikten sonra, bu kadar konuştuktan sonra hala bu ülkede burada cam, çok öğretmen evinde kutlamak isterim. Burada doğru yapıyorlar. Plastiği de şimdi gösterecektim. Hala plastik şişe kaplarda su içmeye devam ediyorsak burada bir çelişki var. Sabah akşam Canan Karatay kulakları çınlasın, sağ olsun, uyarmaya devam ediyor. İbrahim Saracoğlu saraydan uyarıyor ama bir türlü de cam şişeye geçmiyoruz, geçemiyoruz. Yani bunu bari başarmalıyız. Ordu'da biz bunu başaracağız. Bunu başardığımız takdirde ne olacaktır? O üretim tesisi aynı zamanda kendini finanse eden bir tesis, zarar eden bir tesis olmayacak. Ama ne olacak? Kamyon taşımacılığı, şoförlük hizmeti, orada belki değil, bir iki tane, üç tane gıda mühendisimiz olacak. Efendim, orada taşıyıcı olacak, orada teknik ekip olacak, fabrikanın teknik hizmetleri. Yani neresinden baksanız, tabii günümüzde teknoloji istihdamın da hep aleyhine sonuç doğuruyor. Biz de teknolojiden uzak kalamayız. Ama insansız da hiçbir şey olmaz. İnsan daima teknolojinin üzerindedir. Buluşlar ne olursa olsun, insanlar buluşu yaptıkça kendi aleyhine bir sonuç doğuruyor. Onun da farkında. Belki gün gelecek, bu felsefi bir konuya girmek istemiyorum ama gün gelecek, denilecek ki artık bu işi durduralım. İnsanlık yok olmaya başlıyor. İnsanlık birbirini yemeye başlıyor. Hani insan insanın kurdudur diye bir felsefe var ya, bir sosyolojik veya
determinist bir felsefe. İnsan insanın kurdudur. Bu kurt, birbirimizi yemeyi bırakalım, şu teknolojiden uzak kalalım, tamamen doğal hayata, yaban hayata dönelim diye bir gün bir akım ki başladı o akım esasında, daha yoğun başlarsa da şaşmayalım. Biz yetişir miyiz, yetişmez miyiz bilmiyorum. Her neyse, ne olursa olsun günümüzde bir su fabrikası neresinden baksanız 50 kişinin istihdamına vesile olur. Ama 50 kişiyle ordunun işsizliği çözülür mü? Hayır, çözülmez. Bir meyve suyu fabrikası ilk düşündüklerimizden, bu da aynı şekilde 100 kişiye belki istihdam sağlayacaktır. Asgarileri söylüyorum, mutlaka rakamlar onun üzerinden olacaktır ama ben bir su fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacağız falan gibi yüksekten uçmayı çok sevmem. Adım Şahin'dir, soyadım Şahin'dir, yüksekten uçar ama bu tür konularda konuşurken ben alçaktan uçmayı mümkünse yükseğe çıkarsak o zaman seyirciler zaten alkışlar diye devam ederiz. Sorun değil. İstihdam konusu böyle. Sosyal alanlar, dinlenme alanları gençlerimize çok lazımsa ki lazımdır. Bunlar var, orduda yeteri kadar var. Özel sektörümüz tarafından var. Ben gezdikçe görüyorum Altınordu'da var. Zaten gençlerimizin yoğunluğu da Altınordu'da. Ama daha fazlası olur mu? Olur. Gençlerimizin daha çok sportif ve kültürel aktivite yapabilecekleri alanları, ortamları çoğaltmamız gerekir diye düşünüyoruz. Bu bakımdan da eğitim başlığımıza bir bakabilirsek orada mobil ve paket yazılım eğitim merkezi başlığını göreceksiniz. Teknolojik ürünler montaj eğitim merkezini göreceksiniz. Arge İnovasyon Eğitim Merkezi'ni, bir diğer adıyla Kuluçka Merkezi'ni göreceksiniz. Prototip Ürünler Tasarımcılığı Eğitim Merkezi'ni, iyi tarım uygulamaları ki bu gençlerimiz için de geçerlidir. Yani her şey şehirde masa başında olmayacak. Biraz da sanal alemden gerçek aleme doğru. İyi tarım uygulamaları eğitim merkezi, el sanatları eğitimi ve bunların ürünlerinin desteklenmesini göreceksiniz. Üniversite öğrencileri ve hasta yakınları için konuk evini göreceksiniz. Bu tabii dolaylı bir bakış üniversite öğrencilerimize. İlimizin gençlerinin okuyacakları üniversite eğitimine yönelik eğitim desteğini göreceksiniz. Ve gençliğin eğitimi için demişiz de gençliğin dinlenmesi, hoşça vakit geçirmesi diye oraya bir ilave yaparız. Yeni alanlar, yeni dinlenme veya gezinti alanlarını da oluştururuz. Zaten ordunun çokça alanı var bu konuda. Bunları ihtiyaca göre çoğaltırız. Bugün düşündüklerimiz hayatın sonu değil, bu düşündüklerimiz eleştiriye, geliştirmeye açıktır. İlaveleri yaparız, eksiltmeleri de yaparız. Perşembeye gelince, tabii perşembe çok önemli. Perşembe deyince durmak lazım. Perşembe çarşambadan sonra gelmez. Perşembe buradadır, hep yerindedir. Çarşamba Samsun'dadır. Perşembe Altınordu'dan sonra gelir, Fatsa'dan sonra gelir. Altınordu ile Fatsa'nın arasında. Çittasılov ünvanına sahip. Türkiye'de yanılmıyorsam 6 yerli, 6 mı 8 mi? 6, ben de 6 biliyorum. 6 sakin şehir ünvanına sahip, uluslararası belgeye sahip bir ilçemizdir. Bir iki noktada size katılamayacağım bundan sonra. Üst yol çok çalışıyor, alt yol sönük gidiyor, görüşünüzü paylaşamayacağım. Alt yolda yeteri kadar çalışıyor da daha fazla çalışır mı? Çalışır. Daha fazla çalışması için düşüncemiz var. Alt yola vereceğimiz özel bir isim var. İlk bu sene gerçekleşecek. O yolda biliyorsunuz akasya florası var. Akasya yatağı orası. Akasya yönünden, akasya ağacı yönünden o yolu mevcudun bir katı daha zenginleştireceğiz en azından. Alan ne kadar müsaitse o kadar akasya dikeceğiz. Akasya, her ağaç güzel ama akasya var orada, doğası uygun. O doğasına uygun ağaçla orayı alabildiği kadar, yetişebildiği kadar yetiştireceğiz. O yolun akasya yolu olmasını ve akasya yolu olarak da farkındalık oluşan bir yol olmasını, adının da akasya yolu olarak literatüre girmesini, turizm destinasyonu olarak literatürde yer almasını sağlayacağız. Sizin tabii hatırlamanız mümkün değil.
80'li yılların jenerasyonundan aramızdakiler hatırlarlar. Burada Cemil Bey hatırlar. Hemen benim ne diyeceğimi bilir gibi işaret etti. Flamingo Yolu diye bir film izlemiştik biz gençlik yıllarımızda. Ha, bak senin de yaşın çıkmasın diye söylemedim Haluk Bey yani. Tamam. Flamingo Yolu 80'li yılların bir dizisiydi. Güzel, romantik bir diziydi. Amerikan filmi. Flamingo Yolu, yani flamingo kanatlı hayvanlar biliyorsunuz. Onlar güzel hayvanlar. Onların yoğunluklu olduğu bir alana verilen isim Flamingo Yolu. Hala belki vardır. Ben gidip görmedim Amerika'da. Ama benim ilham kaynağım o. Orada Flamingo Yolu var ve Flamingo Yolu film olarak bütün dünyaya pazarlanmışsa bizim akasyaların, özellik akasya ağaçlarının yoğun olduğu Perşembe sakin şehirdeki sahil yolumuz neden akasya yolu olmasından yola çıktım. Bu 8 senedir düşündüğüm bir konu, kısmet olursa belediye yönetimine başladığımız anda buranın hem daha çok akasyalı bir yol hem de adı akasya yolu olan. Akasya balı vardır. Buradan hemen üretime geçiyorum. Orada kısmen üretilir mevcut akasya popülasyonundan. Daha da çok akasya balı üretilmesini. Akasya balının özelliklerine girmiyorum. Ziraat mühendisi var mı aranızda bilemiyorum. Akasya balı, ha var tabii burada var, özür dilerim. Sizin aranızda var mı diye sormak istedim. Ama tabii insan işte baktığı kadar görüyor. Arkayı göremiyor. Onun için geniş ufuklu bakmamız lazım. Benim de ara sıra bu tarafa da bakmam gerekiyor. Efendim, akasya balı biz Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ettik. Orada bazı arı ve bal bilgilerini aldık. Yeni taze. Akasya balı çok yüksek besleyici özelliğe sahip bir bal değil. Ama kokusu ve tadı itibariyle çok orijinal bir bal. Biraz akışkan bir bal. Onun da özel müşterisi var. Oradaki bugün diyelim ki 1 ton bal üretiliyorsa bu bal üretimini 5 tona 10 tona çıkarıp ordunun özel bir balı olarak da oradan yararlanmak istiyoruz. Akasya yolu sadece bal üretimine değil, akasya yolu olduğu zaman da sizin bugün hani çok çalışmıyor, çok rağbet görmüyor dediğiniz yol, diğer desteklemelerle eminim ki çok işleyen ve çok kişiye de istihdam sağlayan bir yol olacaktır diye düşünüyorum. Orası bizim turizm yolumuz ve orduyu biz merkez ordu kimliğinde turizm İli, turizm şehri Ordu olarak düşünüyoruz. Ana sektör turizm olacak. Ulaşım da, tarım da, eğitim de, sanayi de, spor da hepsinin desteklediği ana sektör turizm olacak. Dolayısıyla turizm üzerinden hem üretim, hem markalaşma, hem de ekonomiyi canlandırma, ekonomi canlanırken istihdama yönelik alan açma, katkı sağlamayı hedefliyoruz. Perşembe de bizim turizmde öncelikli merkez üssümüzdür. Ama sadece Perşembe değil, bizim bakış açımızla ordunun tamamı, İkizce'den Gülyalı'ya kadar, tamamı, yaylalardan denize kadar her yer turizm alanı, turizm üssü olarak planlanmalı, hazırlanmalı ve kullanıcılara sunulmalıdır. Tabii tertemiz orduyu burada söylemeden olmaz. Denizi temiz, deresi temiz, gölü temiz, yaylası temiz, ormanı temiz, bahçesi temiz, sokağı temiz, evi temiz, boyasız, sıvasız, çatısız, binaları olmayan bir orduyu hayal ettiğinizde bir şeyleri yapabileceğimizi, daha söyleyemediğim pek çok düşüncelerimizi de gerçekleştirdiğimizde ordunun Perşembe dahil fotoğrafının farklı olacağını, farklı fotoğrafın da seyredeninin, gezeninin, göreninin, ilgi duyanının çok olacağını tahmin edeceğinizi ben tahmin edebiliyorum. Şimdi, Perşembe'de mesela çok farklı bir düşüncemiz var. Ordunun bir sanat merkezi, kültür sanat merkezi olması gerekir. O da turizmi destekleyen ve şehir kimliğini oluşturan çok ana sektördür. Perşembe'de ağırlıklı açık hava ama kapalı bölümü de olan konser alanının olmasını istiyoruz. Bu Perşembe sınırlarında ama mümkünse tabii Altınordu'dan çok uzaklaşmayan, en fazla Yason'a kadar giden, Yason'la Altınordu arasındaki bir noktada
uluslararası standartta bir kültür etkinlikleri alanı, sanat etkinlikleri alanının olmasını öngörüyoruz. Bununla hem ulusal düzeyde, ordu sınırlarını aşan ulusal düzeyde sanatçıların konser vereceği, buna yönelik de katılımcıların, misafirlerin, izleyicilerin yer alacağı. Daha ötesi uluslararası standartta dedim, uluslararası üne sahip marka olmuş sanatçıların, Avusturyalı, Viyanalı olabilir, efendim Paris'ten olabilir, İskoçya'dan olabilir, Rusya'dan olabilir, Çin'den olabilir, Afrika'dan olabilir, Arap dünyasından, Hint dünyasından olabilir. Solo, koro, sanat icralarının mümkün olacağı bir alanı mutlaka yapmamız lazım. Orayı yeteri kadar doldurduğumuz ve pazarlayabildikten sonra ihtiyaç halinde bunun devamını getirmemiz lazım. Bunun da ilk merkez üssü düşündüğümüz yer Altın Ordu'dan en fazla Yason'a kadar, oradan batıya geçerse işin bağlamı zedelenir. Bu arada bir yer. Onun alternatif yerleri var. Bu sene projesini, seneye de inşallah yapımını başlatıp Ordu'yu ve Perşembe'yi bu manada düşünüyoruz. Şimdi sokaklar doğrudur. Yeteri kadar, hani bizim dedik ya, sağlamlık ilkesine aykırı birçok şey yapılıyor. Estetiğe aykırı birçok iş yapılıyor, imalat yapılıyor. Bunları durdurmak, yani mevcudu rehabilite etmek, yeni yapılanları da gerçekten düşündüğümüz Batı standartında, Doğu standartında, Doğu derken biraz da burada Japonya örneğini kastetmek istiyorum. Doğu standartında, Batı deyince çok örnekleri var. Almanya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Hollanda'ya kadar, İspanya'dan Portekiz'e kadar memnuniyetle ifade edelim, kabul edelim. Çok güzel uygulamalar var. Hangi taraftan bize uyan örneği alırsak bize uyar. Ama ne alırsak alalım bize adapte etmek durumundayız. Bizim toprağımıza, bizim bakış açımıza, bizim kültürümüze uygun efendim bir düzen içinde, bir anlayışla, kendi mimarlarımızla iyi şeyleri, iyi uygulamaları yapmamız lazım. Bir yerinden başlamamız, her şey bitmez. Eskiyi tamamen yok etmemiz, düzeltmemiz 5 yılda, 3 yılda mümkün olmaz. Ama bir yerinden iyi örnekle başlamamız lazım. Perşembe'de iyi bir sokak düzenlemesi başlarsa zaten hayatın kuralı, ekonominin de kuralı. İyi mal, kötü malı piyasadan kovar diye. Efendim iyi para kötü parayı derler iktisatta. İyi paradan kasıt temiz para. Yani temiz banknot varsa kirliyi almazsınız. Mecbursan yani değeri aynıdır. 100 lira 100 liradır ama İnsan olarak ne yaparsınız? Önce temizini alırsınız. Bunun Gresham kanunu iktisatçılar bilir. İyi para kötü parayı kovar. Gene iyi mal kötü malı kovar. İyi sokak kötü sokakları sıkıştırır. Onları yenilettirir. Yani iyi örnek daima kötünün düşmanıdır. Hatta bir söz daha vardır. Daha iyi iyinin düşmanıdır. Çok iyi daha iyinin düşmanıdır. Biz bu düşmanları biraz birbiriyle yarıştıracağız. İnşallah bir yerinden başlayacağız. Perşembemizde, Perşembe üzerinden ordumuzla yönelik de çok farklı, çok ilgi uyandıracağını sandığım ve hayata geçirdiğimiz takdirde inşallah ordu dışında da sempatiyle ve ilgiyle karşılanacağını umduğumuz çok sıcak dokunuşlar, çok yüksek maliyetli değil ama orduya çok yakışacağını, Perşembe'ye çok yakışacağını düşündüğümüz, Ünye'ye, Altın Ordu'ya, her yere çok yakışacağını düşündüğümüz projelerimiz var. Bunları bir yerinden sırasıyla önceliğine göre başlayıp gideceğiz. Ama şunu takdir ederiz, edersiniz ki her şeyden önce Napolyon ne demiş? Para 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 demiş. O üç defa demiş ama ben bir defa diyorum. İnşallah bir defayla o parayı bulacağız. Çarçur etmeden, savurmadan, israf etmeden harcarsak bereketli olacağına inanıyoruz ve inandığımız için de inşallah başaracağız. Bilmem ne dersiniz. Evet, soru. Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. Adım Emre, soyadım Yıldız, 27 yaşındayım. Emre? Yıldız. Emre Yıldız. Evet.
Sayın Bakanım, biraz sert olacak bu sorum. Bir de bazıları da sinirlenecek. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Bakanım, belediyeye girmek istediğimizde torpil. İkincisi İşkur'da giriyoruz, kura çekiliyor, torpil. Hani onları bırakın, özel işlere girdiğimizde torpil. Hani bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? İkinci sorum da belediye başkanı olduğunuz takdirde gençler size ulaşabilecek mi? Biliyorsunuz belediye cumhurbaşkanlığı gibi hiç kimse. Hani düşüncelerinizi istiyorum bu konuyla ilgili. Tamam, soru bu kadar. Evet. Teşekkür ederim. Vallahi Perşembeli'nin sorusundan çok kolay, onu söyleyeyim yani. Esas zor soruyu Perşembeli arkadaşım sordu. Teşekkür ederim. Haklısınız bu soruyu sormakta. Yani niye soruyorsunuz diyemeyeceğim. Acaba nasıl cevap vermeliyim onu düşünüyorum. Çok doğru bir soru. Yani benim şahsen bireysel olarak hayatımda çok maruz kalmadığım bir gerçek. Ama hayatın bir gerçeği, Türkiye'nin bir gerçeği. Ve zaman geçtikçe azalması gereken bir toplumsal anlayış, tutum, davranış biçiminin çoğaldığını görüyoruz. Yani sorunuz doğru. Çözümü şudur, çözümü şu olabilir. İşsizlikle ilgili bir büyük fotoğrafı çizmeye çalıştım. Ama burada aynı fotoğrafı çizeceğim. Fakat burada hani ölçeği çok küçültmeyeceğim. Yani burada farklı bir yaklaşım ortaya koyacağım. Bu orduya has bir soru değil anladığım kadarıyla. Yani Hakkari'de de aynı şey var. Belki yurt dışında elçiliklere uğradığınızda da aynı durumla karşılaşabilirsiniz. Konsolosluklara gittiğinizde. Çünkü devleti aşmış, özel sektöre taşmış, hayatın her alanına taşmış bir konu, bir sorun. Bu bir yerde bizim ulusal kültürümüzü de sorgulamamız gereken, toplumsal anlayışımızı, ortak yaşantımızı ve ortak düşüncemizi sorgulamamızı gereken bir soru ve konu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel sözleri var. Hayatımızı şekillendiren, bize yön veren. Bir tanesi şu. En büyük yasa, en büyük kanun milletin kendi terbiyesidir der. En büyük yasa milletin kendi terbiyesidir. Yani eğer ulusal anlayış, bireysel ve ulusal terbiye, o öyle kullanıyor çünkü, sıkıntıya girmişse, orada sapmalar başlamışsa, ekseninden kaymışsa, o zaman anayasayı da dolanmaya, yasaları da dolanmaya başlarsınız. Çünkü en büyük yasa terbiyedir. Hepsinin üzerinde ulusal terbiye var, insani terbiye var. Orada sapma olunca anayasayı da yapan insandır, yasayı da yapan insandır. Birleşmiş Milletleri kuran da, uluslararası kuruluşları kuran da, onların sözleşmelerini hazırlayan da, onlara göre kararlar üreten de yine insandır. Nasıl? İşte iki gün önce Cuma sabahı bir acı haberle uyandık. Beklemediğimiz bir yerden, ta uzaklardan bize göre sabahın belki 12 saat erken olduğu, güneşin erken doğduğu, günün erken başladığı Yeni Zelanda'dan bir acı haberle başladık. 50 tane insan Müslüman olduğu için ibadetini yaparken bir başka sahiple, bir başka din mensubu olduğunu iddia eden bir kişi tarafından ne yapıldı? Tarandı, öldürüldü. Şehit edildiler. Şimdi karşılığında ne oldu? Türkiye'den ses yükseldi. Türkiye'den Cumhurbaşkanımız, diğer yetkililerimiz haklı olarak Türk milletinin duygularını,
tepkilerini ortaya koydular. Koyduk hep beraber. Ben de tepki koydum. Ne olmalıydı? Normalde insanlığın terbiyesi gereği burada uluslararası kuruluşların, bir takım büyük devletlerin, kendine göre güçlü devletlerin, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin daha farklı bir yaklaşım ortaya koyması gerekirdi. Ne oldu? Usulen, tabiri caizse yasak savma kabilinden bir takım açıklamalarla geçiştirildi. Halbuki kendilerine daha yakın kabul ettikleri bir yerde değil 50 kişi, 5 kişi değil canlarının kastedilmesi, yaralanmalı bir şekilde bir saldırıya maruz kalsaydı, dünyanın hem uluslararası örgütleri hem de müstakil devletleri ne yapardı? Çok farklı tepki verirlerdi kendilerine yakın gördükleri yerde ve kişilere yönelik olsaydı. Şimdi terbiye bozukluğu sadece bizde değil, dünyada bozulmuş terbiye. Yasa var mı? Var. İnsan Hakları Ana Sözleşmesi var mı? Var. Birleşmiş Milletler Örgütü var mı? Var. NATO var mı? Var. Uluslararası Adalet Divanı var mı? Var. Birçok uluslararası yargı kuruluşu var. Uluslararası güvenlik kuruluşları var, NATO gibi. Kültürel kuruluşlar var, işte UNESCO gibi. Uluslararası nitelikte diyebileceğimiz farklı ana akım dinlerin kuruluşları var, merkezleri var. Vatikan'da Katoliklerin merkezi var. İstanbul'da Ortodoksların merkezi var. Ki sınırı Türkiye dışını taşıyor bunların hepsinin. Dünyaya bağlantılı uzanan dini etkileri var. Ama oralardan da pek bir ses çıkmıyor. Sıkıntı tabii çok büyük. Dünyanın ve insanlığın sıkıntısı görebildiğim kadarıyla. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi en büyük yasa halkın kendi terbiyesidir. Gelelim işsizliğe, kayırmaya. Şimdi kayırma da sadece belediye kapısında değil, büyük kapılardan başlıyor. Oralarda kapanmadığı sürece burada kapanır mı? Kapanabilir, kapatırız. Ama biz ne yaparız? Şimdi her tarafından hava alan, bütün camları açık veya 100 penceresi varsa 51 tanesi kırılmış açık olan bir binanın oturduğumuz köşedeki penceresini kapatarak sadece doğrudan rüzgarı kendimizden uzaklaştırabiliriz ya da kendimizi ona koruruz. Ama diğer pencereden esen fırtınalı hava gene bizi gelir, dolaylı olarak ne yapar? Yoklar. Yani eğer paltomuz zayıfsa bizi bir şekilde çarpar, grip nezle yapar. Torpil bir hastalık. Bu bir çeşit de rüşvettir. Bir çeşit rüşvetin bir değişik şeklidir. Yani rüşvette veren de alan da mel'undur hadis-i şerifinin muhatabı bir ümmetiz biz, bir dinin mensubuyuz. İlla para vererek ya da mal vererek ya da başka bir menfaat alışverişi yaparak rüşvet almak olmaz. Torpil de rüşvetin bir değişik şeklidir. Yanlıştır, dinen haram, hukuken de suç olması gerekirse de hukuktan biraz kaçar o. Erkan Başkan daha iyi bilir, avukatlar da vardır. Hani torpili ceza hukukuna göre suç tanımına sokmak mümkün ama biraz şeydir o, kaçan balık gibi, alabalık gibi bir şeydir torpil. Rüşvet öyle değildir. Rüşvet şeye benzer, nedir o, istavrit gibi kolay yakalanır da öbürü alabalığa benzer. Ben hukukçu olduğum için benzetmeyle söylüyorum size. Torpil de ama bir çeşit, o da balıktır, biraz kaygan balıktır, çok zor yakalarsınız. Yakalamak için içi gücü bırakıp uğraşmak lazım. Şimdi torpil bize gelince biz ne yapacağız? Biz ne yaparız? Yapmalıyız. Biz torpil yapmamayı kendimize ilke edineceğiz.
Ama yapacağız mı? Asla yapmayacağız. Yapmamaya çalışırken yapma tehlikesi her zaman karşımızdadır. Nasıl? Diyeceksin ki biraz bulmaca gibi konuştu. Değil mi? Yapmamaya çalışırken farkında olmadan yapmak. Bir yönetim düşününüz. İnsanız, etkileşiyoruz. Bilerek yapmamak ayrı bir konu. Onun teminatını veririm. Ama şimdi seninle biz bir hukuk oluşturduk. Yarın ben seni gördüğüm zaman bir şekilde tanıyacağım. Bana soru soran bir arkadaşımızdı diyeceğim. Efendim? Bir gencimizdi, Emre'ydi. Ben adını okudum yani ezberden söylemedim, açık söylüyorum. Ama adını da hatırlamasam yüzünü hatırlayacağım. Söz gelimi bir yerde karşılaştık. Sen bana bir istekte bulunacaksın. Ben ön yargıyla diyeceğim ki Emre dürüst bir arkadaşımız. Bana bu söylediği konu da doğrudur, haklıdır. Ben bir ön yargıyla senin isteğini alacağım. Bu atıyorum kendinin değil de bir arkadaşının bizde işe girmesi konusu olsun. Öyle örneklendirdim. Ben orada ne yapacağım? Ön yargım nedir? Emre bana doğruyu söyler. Doğrudur. Sen de doğruyu söyledin ama senin söylediğin arkadaş sana ne kadar doğru söyledi? Bilemeyebiliriz. Sen de bilemezsin, ben hiç bilemem. Sen de iyi niyetlisin, ben de iyi niyetliyim. Sonuçta ben senin hatırına ki Türk kültüründe, bizim kültürümüzde bu hatır da çok önemlidir. Bir şekilde yazılıda yeterli puan almış, atıyorum 78 almış, yeterli puan. Efendim, fakat ne oluyor? Mülakatı var. Mülakatta da Emre bana söylediği için ben de ilgili daire başkanına bu arkadaşa bir bakın der miyim? Derim. O arkadaş da muhtemelen o aşamaya kadar geldiyse biz de atıyorum bir tane personel alıyorsak veya üç tane tercih edeceğimiz mülakatta çünkü bir sübjektiflik var ister istemez. Onu almış olur muyuz? Oluruz. Burada bir torpil olmaz demiyorum ama olur da demiyorum. Olabilir. Olabilir. Yani yapmamaya çalışırken farkında olmadan yapmak bunun gibi bir şey. Biz etkileşim içerisinde bir toplumuz. Bizde hatır gönül maalesef var. Ya maalesef değil, var ama maalesef bu noktada o hatır gönül yanlışa dönüşebiliyor. Bu tür şeyler olabilir. Hani ben hiç yapmam, ben hiç işte şunu yapmam, buna müsaade etmem. Bu şekilde keskin duvarlarla ben şahsen konuşmayı doğru bulmuyorum. Farkında olmadan yanlışa düşebilmek mümkündür diye endişe ediyorum. Ama ne olur? Endişelerimiz gerçek olacak diye de bir şey yok. Olmaması için dikkat ve çaba içerisinde oluruz, olmalıyız. Belediyede de, belediyelerimizde de, tabii ki ilçe belediyeleri doğrudan bizim yönetimimizde değil. Mutlaka orada da yanlışlık varsa dolaylı uyarılarımız, müdahalelerimiz olur ise de Büyükşehir Belediyesi bağlamında söyleyeyim. Hakkaniyeti ve yerindeliği ölçü olarak, yaklaşım olarak hayata geçiririz, geçirmemiz lazım. Bilmem tatmin edebildim mi? Bundan sonraki süreçte biraz daha kısa cevaplar vermeye çalışacağım. Eğer başarabilirsin. Buyursunlar. Ben Ümmü Han Koyuncu, Balıkesirliyim. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum. Benim size iki tane sorum olacaktı. Sorularım birisi biraz uzun ama yani genel olarak hani yerelde yapacağınız şeyleri de açıkçası çok merak etmiyorum. Yani belediyecilik sorusu sormayacağım. Biraz kişisel bir soru soracağım. Yani size olan güvenimle alakalı bir durum. Şimdi bakıyorum yani sizin siyasi hayatınıza. Eskiden hani zannedersem Saadet Partisi kökenlisiniz. Sonra AKP'nin kurucu kadrolarında yer aldınız. Sonra işte AKP'den istifa edip sonra işte İYİ Parti'de bir dirsek temasınızı hani duyduk kendiniz. İdris Naim Şahin Ordu Belediye Başkan adayı olarak İYİ Parti'den aday olacak dediler. Hani sonra bir duyduk ki biz hani Saadet Partisi'ne tekrar geri dönmüşsünüz. Tabii şimdi bu siyasi hayatınızı hani siyasal tarihinizi okuyunca genel olarak Türk seçmeninde ya da belki de Ordulu seçmeninde tam olarak bilemeyeceğim ama bir güvensizlik, bir itibarsızlık hani durumu oldu. Veya bu medyanın sizi itibarsızlaştırmasıyla alakalı bir durum da olabilir. Tabii onu bilemeyeceğim o kadar. Açıkçası hani bizim sizin hani vaatlerinizi yerine getirebilmeniz için
Hani bizim size oy vermemiz gerekiyor. Bizim size oy vermemiz için de sizin bize güven vermeniz gerekiyor. Yani İdris Naim Şahin'e Ordulu seçmen niye oy versin ya da niye güvensin? Yani hani ben niye İdris Naim Şahin'e oy vereyim? Bu birinci sorum. İkinci sorum, ben diş hekimliği fakültesinde okuduğumu söylemiştim zaten. Bizim fakültemizde yani çok ciddi anlamda bir malzeme sıkıntımız var. Yani bizim hiçbir malzememiz devlet karşılamıyor. Hani hasta bakarken bile eldivenimizi, maskemizi kendi cebimizden karşılıyoruz. Bir de çok hani genel olarak malzemelerimiz zaten yurt dışından geldiği için dolara göre ayarlanıyor. Yani benim babam mesela çiftçi, Balıkesir'de bir işçi emeklisinin çocuğuyum ben. Ayda yarım milyar mesela para yiyorum. Çok ciddi anlamda biz malzemeye para harcıyoruz. Yani bir de dolar endeksi aldığınız için malzemelerimizi. Hani eğer belediye başkanı adayı olursanız diş hekimliği fakültesi öğrencilerine hani bir güzellik yapar mısınız? Yani bilmiyorum yani hani. Ama o şekilde yani hani belediyecilik olayında bütün adaylar muhakkak belli vaatlerde bulunuyor. Yani yol, su, elektrik, altyapı vesaire. Tabii duyuyoruz yani bunları. Ama önce bizim bir güven, yani bir hani İdris Naim Şahin'e niye güvenelim yani biz? Yani niye sevelim, niye oy verelim? İdris Naim Şahin kimdir? Niyeti nedir? Kafasının içinde ne vardır? Yani ben bunu merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ünvan Hanım tam teşekkür ederim. Tam ben kısa cevaplar verme bölümüne geçtim derken sorunun uzunu geldi. Cevabın gene kısası gelsin. Şimdi İdris Naim Şahin önce bir iyi bir öğrencidir. Onu söyleyeyim. Sizlerden iyi olamasa da sizin kadar olmaya çalışmış bir öğrencidir. Halen de öğrenciliğini sürdüren bir kişidir. Halen dinleyen, fırsat buldukça okuyan, okuduğunu da mümkün olduğunca özetini almaya, anlamaya ve hafızasında tutmaya çalışan bir öğrencidir. İdris Naim Şahin bildiğiniz klasik bir siyasetçi değildir. O ismini zikrettiğiniz partilerden sadece Adalet ve Kalkınma Partisi benim kurucusu olduğum bir partidir. Uzun süre yöneticisi olduğum bir partidir. Milletvekili olduğum bir partidir. En son milletvekilliğim buradan olmuştur. Yani Ordu seçim bölgesinden iki dönemde İstanbul'dan olmuştur. Diğer partiler, İYİ Parti sadece benim yöneticileriyle istişare yaptığım, halen de görüştüğüm birçok parti gibi politikacıyım. Ama tipik bir politikacı değilim. Anladığınız ve algıladığınız politikacı tipi olarak bana bir değerlendirme yaparsanız konunun içinden çıkamazsınız. Onu söylemiş olayım. Saadet Partisi'ne gelince, Saadet Partisi'ne parti olarak benim organik bağım 19 Şubat tarihinde il başkanımızın il seçim kuruluna adaylığımı verdiği, resmen tevdi ettiği belgeyle oluşmuştur. Resmi bağım. Ama düşünsel bağıma gelince merhum Necmettin Erbakan profesör duymuşsunuzdur. Muhtemelen sizin çocukluğunuzda vefat etmiştir. Vefatında siz ya ortaokul ya lisedeydin. İlkokul mu yoksa? Ortaokuldaymışsınızdır. Doğru tahmin etmişim. O bir önder siyasetçidir. Lider siyasetçidir. Diğer pek çok siyasetçi gibi. Kurduğu partinin ötesinde bu ülkeye hediye ettiği, armağan ettiği milli görüş, memleketçi görüş manzumesi benim ilgi duyduğum, benim savunduğum görüştür. O görüşün partisi bugün için partileşmiş şekli Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi o görüşü bütünüyle temsil eder mi? Bu tartışılmaya değer bir konudur. Başka bir partide çıkar, o görüşü ben temsil ediyorum derse hiç de şaşırmayız. Ya da Saadet Partisi biz daha değişik bir şekilde, daha güçlenmiş ve daha farklı bir dünya okuyuşuyla görüşümüzü takdim ediyoruz derse
bunu da yadırgamayız. Belki buna da belki ihtiyaç var. Şimdi nitekim zaman olmuştur, milli görüşü temsil ettiğini söyleyen birden fazla parti de olmuştur yakın tarihte. Ama biri kalmış, biri sönmüştür. O da ayrı bir gerçek. Bir başka parti de dönemsel olarak zaman zaman milli görüşten kaynaklandığını, en azından mensuplarının milli görüş mensubu olduğunu söyleme ihtiyacını da duymuştur. Milli görüş değişmez ve eskimez. Partiler değişebilir, kapanabilir, açılabilir. Nitekim bu süreçler yaşanmıştır. Parti dar bir bağlamdır. Milli görüş kalıcı ve bu toplum yaşadıkça yaşayacak bir görüştür. Beni milli görüşle konumlandırıyorsanız doğrudur. Bir parti bağlamındaysa sadece bu seçimde o görüşün sahibi, o görüş içerisinde geniş yorumla bu ülkedeki toplumun her kesiminin inandığı, kabul ettiği bütün doğruların temsilcisi olan bir kişilik, bir kimlik olarak değerlendirirseniz konunun cevabını kendiniz de bulursunuz. Ben de bu arada ifade etmiş oldum kendimi. Bir partiden bir partiye gidiş geliş gibi bir hadise yoktur. Bu siyasetin acımasız belden aşağı vurma taktiğinin bir yakın tarihteki örneğidir. Şunu dersek demek zorundayım. Partilerin, siyasi parti yetkililerinin kapısını çaldığı, kendisiyle görüşüp partilerine davet ettiği bir kişi iken benim partilerin kapısını çaldığım bir tanımlamayla topluma takdim edilmeye çalışılmam tamamen benim konumuma yönelik hissedilen endişeleri gerçekleşmesini önlemeye yönelik beyhude ve ucuz çabalardan ibaret bir durumdur. Cümle çok uzadı ama ne olduğu anlaşılmıyor. Partiler ne dindir, ne mezheptir. Partiler sadece partidir. Partiler sadece partidir. Partiler sadece dernekler gibi, vakıflar gibi insanların kurduğu, kurulduğu tarihten önce olmayan, bir gün gelir belki hayatları sona erer, ondan sonra da olmayacak olan dönemsel kurumlardır, kuruluşlardır. Ama insanlar ve insanlık hep vardır. İnsan da doğumundan ölümüne kadar vardır. Ölümden sonra da inancımıza göre farklı bir şekilde varlığı devam edecektir. Hesabı kitabı da devam edecektir. Şimdi insanların varlığından ve hayatından daha kısa olan partilere insanları mahkum etmek, partileri insanların üzerinde düşünmek, hele hele partileri tartışılmaz, eleştirilmez, vazgeçilmez, tabular olarak, adeta inanç müesseseleri olarak takdim etmek, hele hele inancımızın bazı değerleriyle partilerin propagandasını, partililerin propagandasını, bırakın partiyi, partililerin propagandasını yapmaya kalkışmak galiba bu çağda yapılabilecek bilime, inanca, ahlaka aykırı tutum ve davran, gerçeğe aykırı tutum ve davranışların çok tipik örnekleri olsa gerektir diye düşünüyorum. İdris Naim Şahin'e Balıkesir'den gelip Ordu'da diş hekimliği okuyan Ümmühan Koyuncu. Ali Koyuncu'yla bir akrabalığın var? Yok. Peki. Balıkesirli. Bursalı bu arkadaş. Özür dilerim. Neden oy versin? Neden oy vermesi için? Benim anlatmamdan çok Ümmühan Koyuncu'nun kendisinin araştırması yeterli olur diye düşünüyorum. İnsanın kendini anlatması zordur. Ama 42 yıllık kariyerinin en az 30 yılını yerel yönetimlerde denetici, yerel yönetimlerde yönetici, yerel yönetimlerin mevzuatıyla ilgilenen bir dönem olarak geçirmiş, hem teorik hem de uygulamalı
deneyime, tecrübeye sahip bir kişi olarak kamu yönetiminde TODAİYE diye bir kurumu duymuşsunuzdur. Yani siz duymadınız, diş hekimisiniz. İktisatçılar varsa yönetilebilir. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'dür adı. Yüksek lisans eğitimi verir. Buradan eğitim almış, burada okumuş, yani finalini, eğitiminin yüksek lisansını burada yapmış bir kişi olarak hukuk eğitimi almış, 30 yıl belediye ile doğrudan haşir neşir olmuş bir kişi olarak, artı Ordulu bir kişi olarak, artı Ordu'da neredeyse 365 günün yarısını yaşayan bir kişi olarak, Ordu'nun dünkü yönetiminde siyasetçi olarak, yönetici olarak yer almış ve kendine göre yapamadıklarından daha fazlasıyla söylendiğine göre, konuşulduğuna göre yaptıkları olan bir kişiyi daha iyisi olmadığı müddetçe tercih etmeniz gerekir diye düşünüyorum Ünvan Hanım. Ne diyeyim yani ben? Yani ne dedim bir önceki arkadaşımızın cevabına bir konuyu cevaplandırırken, daha iyi iyinin düşmanıdır. Çok iyi, çok iyi daha iyinin düşmanıdır. Şimdi daha iyisini bulursanız oy vermeyin. Yoksa siz düşünün, ben ne diyeyim size. Tamam, bu kadar. Gelelim diş hekimliği fakültesine. İşte o geçmişten bir çizgi olacak şimdi. O diş hekimliği fakültesinin yerini ben biliyorum, Batı yakamızda. Tarihi bir binadasınız, çok güzel bir binadasınız. O bina üniversitemizin ilk yıllarında, yani ilk yılları sayılır tabii bugüne göre, 2011'in sonlarında galiba. O bina taşındı. Eski binayı, ilk açıldığı yer taş bina, tarihi bina. O binanın açılış hikayesinde ben varım. Şu anda da rektörünüz Tarık Hoca, Tarık Yarılgaç hocamızla beraber diş hekimliği fakültesinin ilk ciddi yerleşkesi oraydı. Orada yani bizim ilk göz ağrımız ordumuza diş hekimliği fakültesinin binasının kazandırılması. Sonrasında kampüse geçiş hikayesini biliyorum. Ama bugün gelinen noktada temrin malzemesi deriz biz ona. Hani uygulama malzemesi. Temrin deyince siz belki yadırgayacaksınız. Ona bakarsınız. Kullanılıyor mu bilmiyorum. Yani tüketim malzemesi. O sizin bahsettiğiniz hani bulamadığınız malzemeler var ya, ya da zor bulduğunuz pahalı malzeme. O malzemeye uygulama malzemesi, temrin malzemesi denir. Yani tüketim malzemesi işte sizin kullan at türünden çoğu malzemeleriniz. Bunların bulunmasında bir sıkıntı varsa, bu tabii doğrudan belediyemizi ilgilendiren bir konu, belediyeyi ilgilendiren bir konu olmamakla birlikte, olay yeri bu şehirse bizi gene dolaylı ilgilendirir. Bireysel demeyeyim ama kurumsal olarak bu noktada Altınordu Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi'nin en azından konu tam çözüme kavuşuncaya kadar defaten ya da birkaç defalık geçici bir dönem için bir katkısı olabilir. Tabii ülkenin içinde bulunduğu, gerçekten burada bir siyasi eleştiri yapmak istemiyorum, genel bir sıkıntı var. İşte ithalat, ihracat dengesi, efendim döviz artışları filan. Üniversitelerin ödeneklerinde de bir takım sıkıntılar var. Tabii belediyede de aynı sıkıntılar var. Ama hakikaten şu noktaya gelinmişse veya çok sıkıntı çekiliyorsa, günlük tüketim, eğitim malzemeleri, kullanım malzemelerinde darlık varsa bunu normale gelinceye kadar desteklemek, bir şekilde yani doğrudan ya da dolaylı bir kaynak oluşturarak ki mümkündür. Yani sizin o kullandığınız malzemeler yani 100 milyon, 1 milyon dolarlık malzemeler değildir yekün olarak. Zaten öğrenci sayısı ne kadar şu anda fakültenin toplamı? 500 güzel bir sayı, 500 iyi bir sayı diş hekimliği için. O bakımdan da
sevindirici bizim açımızdan. Bunun temini mümkündür eğer bu sorun haline gelmişse. Yani inşallah. Bitti. Öncelikle hoş geldiniz İdris Başkanım ve diğer başkanlarım. Ben Zeynep Kübra Kazan, Iğdırlıyım. Nereli? Iğdırlıyım. Ordu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle size şu soruyu sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Hemen cevaplayayım mı? Evet. Mutluyum, çok mutluyum. Güzel. Çok mutluyum. Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Amin, amin. Biz Ordu Üniversitesi... Burada bir dakika, ince bir mesaj mı var? Mutluluk kelimesinin Arapçası, sağa dönerseniz karşıda yazıyor. Saadet. Evet. Yani mutluluğun karşılığı o. Kastınız oysa zaten oyum. Kastınız Türkçe kavram olarak mutlu musunuz? Evet mutluyum. Onu da cevaplamış oldum. Her iki halde de mutluyum. Her iki anlamda da sordum. Evet, şöyle, biz Ordu Üniversitesi gençliği olarak ülkemizin en büyük sorunlarından birinin mutsuzluk olduğunu düşündük. Mutluluk ve farkındalık amaçlı projelerimiz var. Mutluluk ve? Farkındalık. Evet. Amaçlı projelerimiz var. Sizce ülkemizin genel olarak mutsuzluğunun sebepleri nelerdir? Ve ordumuzun mutlu olması için ne gibi çalışmalarınız olacaktır? Belediye başkanı olduğunuzda. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de pek çok gösterge, hukuk alanındaki gösterge, basınla ilgili gösterge, işsizlikle ilgili gösterge, efendim mutlulukla ilgili göstergeler ne yazık ki gün gün birbirini tetikler şekilde negatife doğru gidiyor. Yani ülkemizdeki mutluluk endeksi 100 üzerinden 50 küsurlarda hatırladığım kadarıyla, yani 54 olabilir, düşüyor geçmiş senelere göre. Zaman içerisinde düşüş kaydediyor, azalış kaydediyor. Negatif göstergeler çoğalıyor, pozitif göstergeler de ne yazık ki azalıyor. Yani tabii ki empati yapıyorum. Ben de sizin yaşınızda, sizin bulunduğunuz noktada olsam hayata bu kadar pozitif bakabilir miydim? Mutlu olduğumu rahat söyleyebilir miydim? Bilemiyorum ama ben şu konumda, bu yaşta ve bu tecrübeyle bütün bunların geçici olduğuna inanıyor ve bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Bir yerinden birileri gelecek çözecek veya birileri getirilecek çözülecektir diye inanıyorum. Türkiye tablosundaki mutluluk endeksi düşündürücü noktada. Ama bu endeksin içerisinde Ordu'daki gösterge Türkiye ortalamasına göre insanlarımızın biraz daha mutlu olduğunu gösteriyor. Yani Ordu'daki ortalama, konuyla ilgilendiğinize göre takip etmişsinizdir, biraz daha yüksek. Yani Ordu'daki insanlarımız, sizler de dahil, kendini çoğunluk ya Türkiye'ye göre daha fazla mutlu hissediyor. Bu bizim için değerli bir gösterge, önemli bir gösterge. Biz bunu biraz daha çoğaltmamız lazım. Biraz daha çoğaltmak için birincisi insanlarımıza umut aşılamak. Kuru umut değil, somut adımlarla, somut uygulamalarla umut vermemiz lazım. Başta belediye işlemleri itibariyle umut vermemiz lazım. İşsizliği arkadaşımızın, bir önceki arkadaşlarımızdan birinin sorduğu işsizlik, ki sen sormuştun, işsizliği, burası sormuş, bir başkası daha sormuştu Emre'den önce. İşsizliği azaltıcı bir takım uygulamalarla mutluluğu artırıcı çabaları ortaya koymamız lazım. Ayrıca bu şehrin bizatihi kendisinin insanlara
denizden gelebildiklerinde ki denizden gelmeyi sağlamamız lazım. Projelerimizden birisi bu. Denizden bakıldığında çok daha güzel bir şehir. Yüksekten bakıldığında aşağılar, çatıları çok daha güzel bir şehir. İçinde gezerken temiz bir şehir. Efendim, caddeleri, sokakları, bankları, efendim, iş yerleri daha mutluluk veren bir şehir haline getirirsek, yani maddi göstergelerini, görsel halini, görsel özelliklerini güzelleştirdiğimiz bir şehir haline getirdiğimizde insanların daha mutlu olacağını, derelerine kanalizasyon akmadığı bir şehir, denizlerinin temiz, deniz diplerinin temizlenmiş olduğu bir şehir, mutluluğu artırıcı unsurlardır diye düşünüyorum. İnsanların sokağa çöp atmadığı, birbirlerine daha tebessümle yaklaştıkları, daha saygılı oldukları bir şehir haline getirirse ki ordumuz bu saydıklarım itibariyle biraz da temizlikte bir mesafe almamız lazım ama insan ilişkilerinde, insan davranışlarında şehirli bir özelliğe sahiptir. Bilhassa altın ordumuz diğer ilçelerimizde son derece şehirli kimliğine, özelliğine sahip hemşerilerimiz tarafından kullanılmaktadır. O insanlarımızın şehridir. Bunları artırmamız lazım. Buraların daha güzel, cazip belerle dolu olması lazım. Farklı parkların olması lazım, ilgi çekici. Mesela biz Ordu Spor Merkezi'dir. Pehlivanlarımız vardır, bir pehlivanlar parkımız olsun istiyoruz. Devlet Bahçesi diye bir park müze yapımını düşünüyoruz. Fındık Bahçesi olsun istiyoruz. Ordu fındık memleketi ama mesela siz Iğdırlıydınız değil mi? Iğdırlısınız, Iğdır'da fındık yok bildiğim kadarıyla. Bitlis'in bir yerinde var da fındık diye bir şeyi var. Bitlis'i bilmezsiniz, ben biliyorum. Fındık diye bir bucağı var, nahiyesi. Orada fındık yetişiyor, adı da fındık. Tabii bunlar mevzi ürünler. Ordu'da bahçeniz yok. En fazla bir ordulu arkadaşınız, tanıdığınızla fındık bahçesine girebilirsiniz. Halbuki onun yerine biz batıda örnekleri olduğu gibi 100 dönüm, 200 dönümlük birden fazla fındık bahçesini belediye olarak kendimiz fındıkçı sıfatıyla işletebilirsek, adına da fındık bahçesi deyip içerisinde boş alanlar, dinlenme alanları, efendim bir takım temizlik kullanma alanları, atıştırmalık da olsa bir takım yeme mekanları yerleştirerek oraları hem dinlenme hem de fındık toplama, yaş fındık zamanı dalından toplama imkanını verirsek ki projemizde bu var. Yemenin serbest, yediğiniz kadar helal olsun. Çıkarken topladığınız fındığı da 2 kilo ise 2 kilo, onun parasını piyasa fiyatının da üstünde değil, altın piyasa fiyatına uygun. İşte iç edilmemiş fındık en fazla 5 lira 6 lira olur veya 7 lira. İşte 14 liraya 2 kilo yaş fındık, yani çotanağıyla toplayacağınız fındık bahçesini oluşturarak mutluluğunuza bir küçük bir fırça darbesiyle dokunabileceğinizi düşünüyorum. Bak şimdi dinlerken bile gülmeye başladınız. Yapınca daha çok sevineceksiniz, daha fazla mutlu olacaksınız. Buna benzer çok alanlarımız var. Hayvanlarla ilgili bir soru geldi baştan. Onu yaptığımızda ben sizin mutlu olacağınızı düşünüyorum. Yılkı atları projemiz var. Yılkı atları belki Ağrı Dağı'nın eteklerinde de vardır. Olabilir, tam emin değilim. Orada yaban hayatı var ama yılkı atı var mı yok mu bilmiyorum. Hani o Ağrı Dağı da esasında Iğdır'da. Efendim? İşte Iğdır aslında sınır olarak Iğdır'dadır ama adı Ağrı Dağı'dır. Biliyorum yani, ben oralarda yaşadım yıllarca. Şimdi orada yılkı atı var mı doğrusu bilmiyorum. Ama başka yaban hayatı var. Bizde yılkı atlar var. Perşembe yaylasında, diğer yaylalarımızda. Biz yılkı atlarını koruma altına almayı. Ama tam koruma değil. Onlara destek altyapısını yapmayı düşünüyoruz. Kışın bizde de yükseklerde don oluyor, kar oluyor biliyorsunuz.
O hayvanlar muhtemeldir ki bir kısmı hastalıktan, soğuktan telef oluyor. Yani hayatını kaybediyor. Onu önleyici tedbirler almak istiyoruz. Onları kışın, kış şartlarında, soğuk günlerde, don havalarda yine aynen sokak hayvanları dediğimiz köpekler, kediler gibi beslemek istiyoruz. Bunu düşünüyoruz. Onları yaptığımızda eminim ki siz mutlu olacaksınız. Birçok insanımız mutlu olacak. Balıkları, göller, derelerimizi temizlediğimizde balıklarımız ne yapacak? Yeniden çoğalacaklar. O balıklara baktığınızda oralar doğal akvaryum haline gelirse ki ordumuzun dereleri var meşhur. İşte derelerin türküsü var biliyorsunuz. Oralarda temiz derelerin kenarında oturabildiğiniz, istirahat edebildiğiniz, arkadaşlarınızla ders çalışabileceğiniz kamelyaların olduğu noktalar olursa eminim ki mutlu olacaksınız. Orada da deniz var, hırçın bir deniz. Hele hele yabancılara daha fazla sürpriz yapar, tedbirli olmak lazım. Ama bu denizden yararlanmak için güvenli yüzme alanları projemiz var. Oralarda güvenli yüzme alanları derken tahmin edersiniz. Yani denizin dalgasından koruyacak, eğer dalga çıktığında denizde yüzenleri koruyacak güvenli yüzme alanları. Bir dönüm, iki dönüm havuzlar, yüzme havuzları. Üç tarafı, yani alt, yanlar iki tarafı güvenli, üstü açık. Karadan 50 metre, 100 metre yürüme yoluyla ulaşılabilecek yüzme havuzları. Bunu yaparsak, siz de erken gelip yazın oradan yararlanırsanız, eminim ki siz veya yararlanacak herkes oraya gittiğinde mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Devletimizin devlet projesi olarak mesela bizim çevre yolumuz var. Yarısı açıldı yakın tarihte, yarısı da açılacak. Bu yol açıldığında üniversite kampüsü de o yolun kuzeyinde kalacak. Yani güneyinizden geçecek. Projeyi ben çok bildiğim için geçmişini. O açıldığında trafik, şehir içi trafiği daha çok rahatlayacak. Şehir içi sahil yolu trafiği. Eminim ki siz bugün karşıdan karşıya geçerken hissettiğiniz mutsuzluğu ve rahatsızlığı o çevre yolu bittiği zaman daha az hissedeceksiniz. O zaman gene bir miktar mutlu olacaksınız. Daha çok sizin gibi misafirlerimizi ve şehrimizin insanlarını mutlu edecek küçük dokunuşlar, büyük dokunuşlarla gerçekleştireceğimiz projeler var. Eminim ki 3 sene sonra Ordu'da yaşayan Ordu Üniversitesi öğrencileri, misafirlerimiz olan sizler, kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bunu söylerken hani kaçıncı sınıftasınız bilmiyorum ama hani okulu gitmeye niyetiniz yok, güzel. Hani son sınıftakiler eğitimi uzatmasınlar, gene başarsınlar, gene gelsinler, mezun olsunlar. Ama birinci sınıftakiler mezun olurken inanıyorum ki Ordu'da bugüne kadar olduğundan daha fazla mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Bilmem anlatabildim mi? Öncelikle teşekkür ederim gençlik kollarımıza, Saadet Partisi oldu gençlik kollarına ve sizlere, gençlere söz hakkı tanıdığınız için. Adım Hakan Ongun, lise öğrencisiyim. Atalarımıza ve milli değerlerimize bir sorumluluk hissettiğimiz için Ordu'da İntibah adlı bir tarih dergisi çıkartmaya başladık. İntibah. İntibah. Evet. Sorum şu. 61. hükümette İçişleri Bakanı olarak bulundunuz. 29 Ekim 2012'de Anıtkabir'e yürüyüş yapmak isteyen sivil toplum kuruluşları polis engeliyle karşılaştı. Soruma gelecek olursam, Büyükşehir Belediyesi eğer olursanız, biz 19 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde yürüyüş yapmak istediğimizde polis engeliyle mi karşılaşacağız? Yoksa Büyükşehir Belediye Başkanımız İdris Naim Şahin'i önümüze alarak kol kola mı yürüyeceğiz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
her soru çalıştığım yerden ama bu daha çok çalıştığım yerden geldi. Hiç merak etmeyin. Şimdi buna bir fıkra değil de yaşanmış bir olayın fıkralaşmış halini söyleyerek başlayayım. ''60'lı yıllarda Erzurum'da il müftüsünün bahçesinde, evinin bahçesinde keçisi varmış. Genelde din görevlilerinin ücretleri hala da düşüktür. Ne yapsın adamcağız? Evinin sütünü sağlamak için çocuklarının sütünü keçi beslermiş. Olacak iş ya, günün birinde bahçesinden keçiyi birisi almış götürmüş. Hani çalmış demiyorum, işte onu Türkçe daha değişik söylüyorum. Bu tabii Müftü Bey üzülmüş, komşular duymuş, şehirde birileri duymuş, haber olmuş. Daha sonra ulusala haber olmuş Erzurum'da. Haber nasıl çıkmış biliyor musunuz? Erzurum müftüsünün keçisi çalındı şeklinde değil. Erzurum müftüsü keçi çaldı diye çıkmış. Bunu duydunuz mu? Bu gerçekten olmuş bir hadisedir. Şimdi 29 Ekim 2012, ben o tarihi çok iyi hatırlıyorum, yaşadığım bir tarih. 29 Ekim 2012 tarihinde Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı günüdür. Her yerde kutlanması lazım. Cumhuriyet Bayramı devlet programı çerçevesinde her yerde kutlanmıştır. Eğer böyle bir yanlış algı varsa bu tümden yanlıştır. Çünkü devlet programı çerçevesinde. Tartışma konusu olan ya da Erzurum müftüsünün keçisi çalınmışken Erzurum müftüsü keçi çaldı tarzında şahsımla ilgili üretilmeye çalışılan haber ise söz konusu olan o şudur. O yılda yanılmıyorsam ilkbahar aylarıydı. Nisan ayı olabilir. Ulusal bayramlar kutlama yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle daha önce uygulanan çelenk koyma düzeninde bir takım değişiklikler oldu. Mesela bazı siyasi partilerin çelenk koymasını engelleyen, değiştiren bir düzenleme oldu. En tartışılan madde buydu. Doğrusu benim de kişisel olarak katılmadığım bir değişiklikti. Yani benimsi üzerine yapılmış olan bir değişiklikti. Cumhuriyet Halk Partisi, yani o dönemde de ana muhalefet, şimdi de ana muhalefet partisi, bu değişiklik partisi, yani o dönemde de ana muhalefet, şimdi de ana muhalefet partisi bu değişikliği eleştiri konusu yaptı. Kendi tezleriyle haklıdır. Haksız. Bir takım sıkıntılar için mesela 9 Eylül'de İzmir'in Kurtuluş günüdür. Özel kutlama yapılan bir gündür İzmir'de. Orada da o yönetmeliğe bağlı olarak bir takım sıkıntılar yaşanacak iken ben İçişleri Bakanı olarak yetkimi geniş kullanıp o sıkıntıyı yaşanmayı önleyen kişiyim bakan olarak. Sıkıntı yaşanmayınca sorun olduğu anlaşılmıyor. Eğer ben orada müdahalemi yapmasaydım 9 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de yönetmeliğin sınırlarını lehte yorumlayarak, geçmişteki uygulama yönünde yorumlayarak yazılı açıklama ve emir vererek İzmir'deki sıkıntıyı yaşanmadan önlemiş bir kişiyim. Bundan kamuoyunun haberi olmamıştır ama soru geldiği için mecburen bunu da açıklamak durumundayım. Bir şey işler yolunda giderken sıkıntı olmaz zaten. Her şeyin normali rutin zannedilir. Aslında sorunlar rutinden sapmadır. Yani normali yapmadığın zaman sorun olur. O da işte sonra da soruya dönüşür. Şimdi orada bir sorun yaşanmadı.
29 Ekim'e gelince Cumhuriyet Halk Partisi bu yönetmeliğe olan tepkisini ifade için, bu tepki benim şahsıma filan değil, bakanlığıma da değil, topyekün iktidara, hükümete yönelik tepkisini ifade etmek için devlet kutlamasına katılmama kararı aldı. Yani devletin resmi programına, Anıtkabir bölümüne katıldı zannediyorum, hipodromdaki, açık alandaki kutlamasına katılmama kararı aldı. Onun yerine biz parti olarak Türkiye'de kendimiz ayrı bir kutlama yapacağız, alternatif bir kutlama uygulayacağız diye karar aldı. Şimdi bu noktadan sonra hadise ister istemez bir güvenlik sorunu haline gelmeye başladı. Çünkü bir alternatif kutlama yapmaya karar vermiş bir siyasi parti. Verebilir mi? Düşünsel olarak verebilir. Uygulayabilir mi? Sıkıntı doğurmadan, suç teşkil etmeyecek şekilde uygularsa uygulayabilir, uygulamalıdır. Ama sıkıntı doğar mı? Doğabilir. Çünkü kitlesel bir uygulama. İşte bu noktada doğal olarak İçişleri Bakanlığı ve o dönemin İçişleri Bakanı olarak ben haliyle devredeyim. Yapabilirsiniz dedik. Nitekim de yaptılar. Nitekim de yaptılar. Sizin ifade ettiğiniz gibi polisle bayram kutlaması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatif kutlaması önlenmedi. Bu tamamen, hayır önlenmedi. Önlendiyse bana ispat etmen lazım. Ben size şimdi önlenmediğini açıklayayım. Ankara'da 50 bin kişi Kızılay'dan Ulus'a kadar yürüdü mü? Yürüdü. Sıkıntı nerede oldu? Birinci meclisin olduğu Ulus noktasında bir takım sıkıntılar oldu. Ama siz bana şunu söyleyebilir misiniz? TGB'yi biliyor musunuz? Biliyorsanız o zaman mesele yok. TGB'nin amaçlarını da biliyorsunuzdur. TGB'nin olağan hayatın akışına yönelik aykırı, provokatif davranışlarını da biliyorsunuzdur. Bugün de yapıyorlar mı bilmiyorum. O gün yapmaya çalışıyorlardı. Bu da tam TGB ve bir takım o legal görünümlü, kendine göre illegal örgütlerin o kitlenin arasına, alternatif kutlama yapan kitlenin arasına sızma eğilimini ben biliyorum. Siz benim kadar bilemezsiniz. Orada 50 bin kişi, masum kitle, Cumhuriyet Halk Partili veya Cumhuriyet Halk Partili değil ama çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partili ne yapmıştır? Kızılay'dan Ulus'a. Bir kısmı da Kızılay'dan Maltepe yönüne, yani Anıtkabir yoluna yönelmiştir. İki ana bulvardan, iki ana arterden yürüyüş yapılmıştır. Ulus'a gidenler birinci meclisin önünden dönerek Anıtkabir yoluna yönelmiştir. Maltepe yönünden gidenler de yine Anıtkabir yolunda kesişmiştir. Yani bir üçgen etrafında toplanılmış iki kanaldan Anıtkabir'e gidilmiştir. Anıtkabir'e herkes gitmiştir. Sadece TGB'nin ve diğer bir takım illegal sızıntıların önlenmesi için polis tedbir almıştır. Cumhuriyet Halk Partililerin, masum Cumhuriyet Halk Partililerin kendi işinde gücünde emekli, çocuk, yaşlı söylüyorum. Çünkü ben o gün havadan da o hadiseyi takip eden birisiyim. İkinci bir kişi de yok orayı havadan gören. İkinci bir kişi yok diyorum. Yanımdaki korumalar hariç. Onların görevi beni korumak, bana refakat etmek. Yetkili olarak sadece benim. Ne basın var, ne politikacı var. Ben kendi gözümle yarım saat havada gözlem yaparak, alçaktan uçarak kim ne yapıyor? Bir tahribat yapıyor mu diye baktım. Hayır. İnsanlar ellerinde Türk bayrağı, ikinci bayrağı da Atatürk bayrağı idi. Gördüğüm çoğunlukla gayet rahat. Herkes yürüyor. Yaşlı yürüyor. Torun yanında, emekli yanında. Yürüyorlar. Bir kısmı dediğim gibi büyük çoğunluk Ulus üzerinden heykeli, Ankara'yı bilir misin? Heykelin önünden Ankara'yı bilenler. Bir kısmı da doğrudan Demirtepe, Maltepe üzerinden giderek Anıtkabir'i, o 50 bin kişinin tamamı 3-4 saatlik bir süre içerisinde normal insan yürüyüşüyle yürüyerek
ziyaretlerini yapıp Anıtkabir'in turnikelerde serbestlendi o zaman hızlı geçiş yani bekleme olmaması için. Daldılar gittiler. Bu yürüyüşün yapıldığını ben şu gözlük gözümde bu gözlerle izleyen birisiyim. Siz nereden veya sizin gibi bu iddiayı geliştirenler hangi gözle, hangi dürbünle, nereden gördüler ben bilmiyorum. Bilen varsa ben gördüğümü anlatıyorum, ben yaşadığımı anlatıyorum. O yürüyüş önlenmemiştir. Aksine güvenlik içerisinde hükümetin içinden belki bazı kişilerin engellenmesi daha doğru olur düşüncesini serdetmiş olmalarına rağmen özgürlükleri sonuna kadar başkalarının özgürlük alanına müdahale edilmediği müddetçe savunan ve uygulayan bir kişi ve bakan olarak ben o yürüyüşün tamamını huzur ve güvenlik içerisinde gerçekleştiren bir kişi iken Erzurum müftüsünün keçisi çalınmışken Erzurum müftüsüne keçi çaldı diyen zihniyet bunu bugün hangi gerekçeyle, hangi belgeyle benimle ilgili üretir? Ben ilk defa anlatıyorum. Bunun cevabını belgesiyle bekliyorum. Belgeler ortada, Anıtkabir kayıtları ortada. O gün Anıtkabir'i, girin Anıtkabir sitesine, kaç kişi ziyaret etmiştir? Önce oradan bakın. En basiti bu. Yani 29 Ekim 2012 tarihinde Anıtkabir ziyaretçi sayısını girin şu anda da girseniz bulursunuz diye düşünüyorum. Lütfen girin bulun bakayım. 300 kişi mi, 500 kişi mi yoksa 60-70 bin belki daha fazla sadece onlar değil. Anıtkabir ziyaretini o gün yapan insan sayısından bunu buluruz. Bu kadar basit, bu kadar açıkken bu kadar yalan, bu kadar iftira üretimi de herhalde dürüstlükle izah edilmez. Başka bir sıfatla izah edilir. Onu benim ifadem, terbiyem müsaade etmez. Yani elinizde görsel, rakamsal bilgi varsa lütfen paylaşın. Verin. Öncelikle 29 Ekim 2012'de ben babamla beraber Anıtkabir'e yürüyordum. Babam kendisi Güneydoğu Gazisi'dir. Önce Sayın Bakanım sorumu biraz yanlış anladı galiba. Ben babamla aynı şekilde o büyük heykelden yani Ankara'daki Ulus heykelinden Anıtkabir'e hareket ederken Bakanımızın bahsettiği grup yani TGB, bazıları ardıları gruplar vardı. Ya bunlardan kaynaklanan bir sıkıntı mıydı bilmiyorum ama ben yani o gün ulaşamadım Anıtkabir'e. Bakalım yani. Yani herkes ulaştı. Siz vazgeçmiş olabilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Yani engel mi çıktı önünüze? Ya demek yani hayır, demek ki değil. Engel mi çıktı? Kim yani, engel oldu? Yani orada Tomalar Anıtkabir yolunu bayağı kapatmıştı. Bakın. Bayağı değil. Bak Anıtkabir yolunun kenarında olabilir. Anıtkabir'in yolunu kapatmak başka. Orada tedbir için bekleyen Tomalar tabii ki başka. Yani şimdi iki şey birbirinden çok farklı. Anıtkabir yolu kapalı mıydı, açık mıydı? Anıtkabir'i kaç kişi ziyaret etmiş ona bir bakalım. Ya bakalım sorumu çok yanlış anladınız galiba. Hani... Yok ben yanlış anladıysam düzeltmeye hazırım. Tamam ben teşekkür ederim. Hayır ben teşekkür ederim ama şimdi sizin önünüze gerçekten bir polis ki Güneydoğu Gazisi babanız Allah sağlık versin, şifa versin yani huzur versin. Babanız bu işi çok daha iyi yorumlar diye düşünüyorum. Gerçekten polis sizin önünüze engel oluşturdu mu yoksa siz öyle mi zannederek oradan ayrıldınız. Bilmiyorum. İki şey çok farklı. Yani vazgeçebilir insan gitmekten. Çünkü bir yol var önünüzde yaklaşık
3 kilometrelik filan da bir yürüyüş yolu var. O mu vazgeçirdi sizi? O kalabalığın çokluğu mu vazgeçirdi? Size yönelik bir fiziki şiddet uygulandı mı? Bunlar hep uygulanmadı. Yani siz genel atmosferden bir yorum yaparak mı vazgeçtiniz? Her şey çok farklı birbirinden. Hepsi de mümkün. Ama bana orada yürüyüş yaptırılmadı derseniz ben keçi muhabbetini söylerim. Çünkü kayıtlar belli. Ben bu gözlerle gördüm. Oradan 10 binlerin, 50 binlerin Anıtkabir'i akın akın ziyaret ettiğini. Hatta şuna da baktım. Yolun kenarında park edilmiş araçlar vardı. Geçen insanlar acaba bir tahribat yapıyor mu diye. Hayır. Son derece saygılıydı. Masum kalabalık saygılıydı. Ama onu provoke etmek isteyenler var mıydı? Vardı. Siz de diyorsunuz bir şeyler vardı orada. Siz tabii doğal olarak oradaki aykırı tiplerin, orayı sabote etmek isteyen grupların kim olduğunu, ne olduğunu, hele hele olayın tarihi 7 yıl önce, yaşınız itibariyle de onu çok yorumlayamayabilirsiniz diye düşünüyorum, yanılmıyorsam. Buyurun. Başkanım. Düzelttim. Evet, bir bilgi geldi. Bir saniye. 29 Ekim 2012 mi? 200. Evet. Ben de doğrusu bu rakamı ilk defa alıyorum. Teşekkür ederim. Rakamı çek edelim yalnız. Bana biraz abartılı gibi geldi. Akşam gazetesinin haberi. Yani 30 Ekim günü haberi mi? 30 Ekim günü. 240 bin kişi. Şimdi tamam. Üstü kalsın. 240 bin diyelim biz buna. Şimdi değerli intibah muharriri kardeşim. İntibahın Türkçesini bilirsiniz. Uyanış herhalde, değil mi? Sizi kutlarım o dergi için. Benim de kişisel olarak yapabileceğim bir katkı varsa açık kalplilikle ifade ederim. Şimdi sizi bu 240 bin ziyaretçi bağlamında düşüncenizi veya siz oradaymışsınız, hele hele orada olmadan, uzaktan, kulaktan dolma, abartılarak, saptırılarak üretilen haberler üzerinden medet uman bir takım tırnak içinde sözde siyasetçilere de bu 240 bin rakamı kapak olsun diyeyim ben, ne diyeyim artık değerli arkadaşlar. Derginiz. Sağ ol. Çok teşekkür. Çok teşekkür ederim. Bölüm diye geçiyor 6. Yani sayı mı demek istiyorsunuz? Peki, çok sağ ol. Gayet tabii yani. Ya şimdi Anıtkabir'in taşındaki yazıları ezberlemiş bir kişi olarak Atatürk'ü masum ziyaret etmek isteyen maksadına böyle bir şey mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün. Ama arkadaşlar, bu sizin gördüğünüz resmin önünü anlatmaya çalıştım. Tabii oralardan bakılınca olay çok farklı. Siz o günü yaşadınız. Onun öncesi var, sonrası da var. Ama o gün yaşanan ortada. Ben kendi gözümle gördüğüm hadise, ama vazgeçmiş olabilir sizin gibi 300 kişi, 500 kişi, belki 1000 kişi vazgeçmiş olabilir. Ama o gün orada kaç kişi vardı? Ben kendi gözümle gördüğüm insan sayısı 50 bin civarında diyorum. Demek ki 240 bin kişi değişik şekillerde Ankara içinden, Ankara dışından 29 Ekim 2012 tarihinde Anıtkabir'i ziyaret etmiş. Şimdi bu gerçek karşısında üretilecek veya düşünülecek her husus biraz havada kalıyor gibi geliyor bana. Diyeyim. Evet. Seni üzdüysem çok özür dilerim. Senin çünkü bakışının da, olaya yaklaşımının da çok masumane olduğuna gönülden inanıyorum. Ama insanız, nasıl şimdi ben anlatınca benim anlatımımın etkisinde kaldın, rakamın etkisinde mutlaka sen de kaldın.
benim anlatımımda mutlaka belli bir kısmını en azından kabul ettin, tamamını değilse bile. İnanıyorum ki yalan yanlış, müftiye keçi çaldıran zihniyet, bir kısım zihniyet bugün de yaşıyor. Onların torunları bugün de yaşıyor, şey olarak mesleki torunları diyeyim, bugün de yaşıyor. Anıtkabir'e yürüyüşü engelleyen, biber gazı sıkan, su sıkan bakan olarak. Ben suyu sıktım veya polis suyu sıktı. Ben değil tabii. Ama kime? O masum insanların yürüyüşünü sabote etmek isteyen, orada izdiham oluşturup can kaybına sebebiyet vermek isteyen, yaşlıların, kalp hastalarının, çocukların, özürlülerin o izdihamda ayaklar altında kalıp can vermesini hedefleyen sapık zihniyetlilerin üzerine gaz da sıktık, su da sıktık, gerekirse çöp da sıkarız. Onu da bilsin herkes. Hiç onun şeyi yok. Yaptığımız budur. Nitekim daha sonraki zamanlarda ne yazık ki eksik alınan istihbarat veya doğru değerlendirilmeyen istihbaratlara bağlı olarak Ankara'mızda veya başka yerlerde çok üzücü, can kaybına sebebiyet veren hem kitlesel olaylar, örneğin bir gar hadisesi vardır, çok üzücüdür, yaralayıcıdır. Bu istihbaratın tam değerlendirilmemesi ya da eksik değerlendirilmesinden kaynaklanan can kayıplarıyla neticelenen kitlesel hadiselerin acı örnekleridir. O acı örnekleri o günde yaşatmak isteyen sapık fikirlere fırsat verilmemiştir. Ama anlaşılıyor ki onun kuyruk acısı bitmemiş hala. Hedeflerine ulaşamayan zihniyetler hala 7 sene sonra bir şeyleri çarpık bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Gerçek budur. 240 bin kişi nereden gelmiştir? Nasıl ziyaret etmiştir? Kimin himayesinde ve hangi güvenlik anlayış ortamında ziyaret etmiştir? Bunun hesabı verilmelidir. Ona da diyebilirler ki bu sapık zihniyet Anıtkabir rakamlarıyla oynamışlardır. Bunu da diyebilirler. Ben şimdiden söyleyeyim. Başkanım, ben tekrar bir soru daha sormak istiyorum. Ama sorumdan önce şunu söylemek istiyorum. Biraz önce bir arkadaşımız dedi ki işte orduların gönlünde ufak bir güvensizlik oluştu gibi bir şey söyledi. Ben orduluyum. Benim ne aklımdan ne gönlümden zerre kadar böyle bir şey oluşmadı. Ve hiçbir orduludan da aklından da gönlünden de böyle bir şey oluşmadığından kesinlikle eminim. Ve sizi böyle bir karalama gibi böyle bir şeyin içine de asla sokulmasına da asla da izin veremeyiz. Bizim size güvenimiz tamdır. Siz bir ordu aşığı olduğunuzdan da %100 eminiz. Ben soruma geleyim. Biliyorsunuz orduda park sorunu, otopark sorunu çok fazla. Özellikle daha arka sokaklara arabamızı bırakmak istesek bile oralarda bir ücret olayı var. Yani merkezde bunu anlıyoruz da arka taraflarda bile bunu yapıyorlar. İşi sanki biraz ticarete dökmüş gibiler. Bununla ilgili bir düşünceniz, bir planlarınız var mıdır acaba? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şeyi yakaladım ama açık etmeyeceğim. Onu geçiyorum. Otopark konusunu, yeter ki insanımızın refah seviyesi yüksek olsun, yükselsin. Otopark sorununu bir şekilde yeraltı veya yerüstü katlı otoparklarla çözmek de bizim görevimiz olsun diyeyim. Ümman Hanım'ın sorusundan ben hiç alınmadım. Çok da mutlu oldum. Hiç önemli değil. Ben her soruya açığım, her soruna açığım. Kendimin ne olduğunu biliyorum. Az önce soru olarak gelen genç arkadaşımın ifade ettiği konuya verdiğim nazik bir konudur. Çok nazik bir konudur ama çok açıklıkla eğer bir hatam varsa onu ben söylerim. Üzüntü verici bir konu varsa onu paylaşırım. Hiç önemli değil ama bir gerçekler saptırılıyorsa anında değilse bile seneler sonra da olsa yeri orduda olsa ordu yerel medyası da olsa ordu gençliği de olsa o bana yeter. Ben o cevabı 7 sene sonra da olsa işte burada olduğu gibi veririm. Benim hesabım kitabım açıktır. Hiç bir şey yok. Teşekkür ederim. Ümran Hanım'ın sorusundan da sizin alınmanıza gerek yok. Ben alınmadım çünkü. Ben inanıyorum ki bu akşam Ümran Hanım'ın şahsında tereddüdü olan yüzlerce, binlerce üniversite gençliğimizin
ordu gençliğimizin ben güvenini kazandım. Bana o fırsatı verdiği için Ümmen Hanım'a bir kez daha teşekkür ederim. Sizin de niyetiniz doğru, size de teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim, hiç sorun değil. Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. Bülent Çarkçı ben, arkadaşım gibi Bülent, ben de... Bülent Çarkçı. Evet, arkadaş gibi ben de perşembeliyim. Nasıl? Arkadaş gibi ben de perşembeliyim. Perşembeli, pardon. Aynen, ben de perşembeliyim. Ha, tamam, anladım, çarkçılar var, doğru. Aynen. Şimdi birinci olarak size şunu söylemek istiyorum. Sizin deyiminizle 752 bin ordulunun şeyini geri çevirmediğiniz için size... Arkadaşlar uzundan bir kez daha teşekkür ediyorum. İkinci olaraktan ise bakanlığınız döneminde hain terör örgütüne karşı yaptığınız üstün mücadeleden dolayı bir ordu olaraktan sizlere gurur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Üçüncü olaraktan ise rakamlarla ilişkiniz çok güzel. Rakamlarla alakalı ilişkiniz çok güzel. Bir de matematikçi olsaydım sen görürdün. Evet. Sizin kadar ben değilim Sayın Bakanım. Milletvekili adaylığınız döneminde Ordu Sporumuzu Süper Lig'e çıkarmıştınız. Şimdi bir Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde bir tarih ben söylesem sizin olurunuz ne olur? 31 Mayıs 2022'de Ordu Sporumuzu tekrar Süper Lig'de görecek miyiz? Birinci sorum bu. İkinci sorum ise Ordu'da deniz ulaşımını geliştireceğiz demiştiniz. Bu projenizi birazcık açarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Deniz ulaşımına ilişkin yük değil ama yolcu taşımacılığına ilişkin büyükşehir olarak projemiz var. Ordu sınırlarında Ünye'de tersane var. Gemi yapımına yönelik. Şu anda da fazla bir işi yok. Yani dünyada gemi sanayinde bir tıkanma var. Hem oraya iş verebilmek düşüncesiyle bütçe imkanlarımızı acilen düzenleyerek yolcu taşımacılığına yönelik, denizden yolcu taşımacılığına yönelik deniz otobüsü tabir edilen araçlardan bir veya mümkünse iki taneyi yaptırıp hizmete almayı düşünüyoruz. Tabii bu çerçevede ordu sınırlarıyla sınırlı olmaksızın Samsun'la entegre olmayı, Samsun-Ordu arasında, ihtiyaç olursa Giresun arasında, yani komşu illerimiz ve kendi ilçelerimizde yolcu alıp indirme suretiyle taşımacılığa başlamak istiyoruz. Yine bizim proje belgemizde de görüleceği gibi gemi restoran diye bir projemiz var. Bundan da kastın ne olduğunu çok rahat anlayacaksınız. Yani denizden yararlanan bir ordu olmalı artık. Bunu da sloganlaştırdık. Havadan, karadan bütün yollar orduya çıkar diye söylüyorduk bundan 3-5 sene önce. Şimdi havadan, karadan, denizden bütün yollar orduya çıkar sloganımızı geliştirdik. Bunun da altını dolduracağız. Talebe bağlı olarak bizim iki feribotla başlayacağımız deniz taşımacılığı Ordu merkezli Trabzon ayağı ama ağırlıklı Ordu'nun Samsun'la gündelik ilişkisi var biliyorsunuz. Kendi içinde var. Yazın daha çok gezi amaçlı, turistik amaçlı deniz araçlarının rağbet göreceğini düşünüyoruz. Fizibiliteler bu yönde. Talep olursa Ordu'nun ikinci ordusu da ağırlıklı İstanbul'da. 500 binin üzerinde, 550 bin civarında ordulumuz var İstanbul'da. İnanıyorum ki onların da bu yönde talebi olacaktır. O talep olursa biz güzergahımızı Ordu'dan İstanbul'a da uzatmayı düşünüyoruz talep gelirse. Ama her halükarda zararına da olsa bu deniz taşımacılığı işletmesini hayata geçireceğiz. Ta ki kara geçecek noktaya gelmeyeceğini gördüğümüzde doğal olarak geri çekileceğiz. Yani o zararı sürgüt devam ettiremeyiz, yapamayız. Şimdi bir tane gelişme vardı hatırlıyorum.
İstanbul'dan biz şehir hatları, eski şehir hatları vapurlarından bir tanesini Perşembe Belediyesi'nin isteği üzerine, Selami Çarkçı Başkan'ın isteği üzerine buraya sembolik bir fiyatla alıp getirmiştik. Şu anda o ne oldu, nerede bilemiyorum. Büyükşehir'in mülkiyetine geçtiğini biliyorum. Ama kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Gemi restoran olarak öncelikle mesela onu devreye alabiliriz. Tabii ekonomik ömrünü doldurmamışsa. Akvaryum düşünüyoruz. Denizle alakalı. Mümkünse denizin içinde bir akvaryum restoran düşünüyoruz. Mutluluk artırıcı bir unsur olarak onu da söylemiş olayım. Bir başka husus sorunuz Ordu Spor'du. Ordu Spor tabii ki benim de sizin gibi hevesim, amacım, rüyam, gerçeğim. Yani gecem gündüzüm dersem daha iyi anlaşılır. Bugün bulunduğu nokta üzücüdür. Ordu'ya hiç yakışmıyor, bize hiç yakışmıyor. Çok bu kadar istikrarlı düşen bir takım herhalde olmamıştı Süper Lig'den her sene inerek. Yani aralıksız, istikrarlı. Şimdi aralıksız iniş kolay belki de, aralıksız çıkış çok kolay değil. Ama imkansız mı? Biz imkansız olduğunu düşünmüyoruz, zor olduğunu düşünüyoruz. İmkansızı yapamayacağımızı biliyoruz. Fakat zoru denememiz gerektiğine inanıyoruz. Ben de senin gibi bu yolda çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kulüp yönetimiyle de bu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Ordu Spor Camiası da bunu biliyor. Bir yerinden başlayacağız ama 5'te 5 yani o sizin şeyle hesaba göre 2022'de çıkıyor mu? 4 kademeden sonra. Yok. 5 yok. 5'te olması lazım. 5. yılın sonunda Süper Lig'e çıkıyor değil mi? Amatörde en altta olduğu için 2022 değil de 2023 belki mümkün. Bu da aralıksız çıkması halinde. Biz 5'te 5 yapmak hedefiyle yola çıkarız. İnşallah yaparız. Sizin gibi gençlerimiz istediği müddetçe iyi niyetle çaba gösterdiğimiz sürece şans da bizden yana güler inşallah. Yeniden eski günleri 5 yıl sonra yakalarız. Ama 5'te 5 gideriz de 5'te 4'te kalırız. Onu bilemem. 5'te 3'te kalırız. Herhalde onun da altında kalmayız. O da bizim biraz ayıbımız olur diye düşünüyorum. Hedef 5'te 5'tir. Benim de arzum budur. Ama şunu hep söyledik. Bundan sonra söylüyoruz. Ordu'yu şampiyon yapmamız lazım. Ordu'yu şampiyon yaparsak Ordu Spor kendiliğinden zaten şampiyon olacaktır. Yoksa tek başına Ordu Spor'a takılıp kalmayacağız. Ordu Spor'la birlikte ama daha fazlasıyla biz Ordu'ya takılacağız. Onun için de dedik ki sonuç şampiyon Ordu, şampiyon Ordu Spor. Böylesi daha iyi değil mi? Son soru. Peki. Başkanım, sorum şu olacak. Ulaşımla ilgili, ulaşımla ilgili derken dolmuş hatlarıyla ilgili. Şimdi Ordu'da dolmuş hatları çok yüksek. Yani 2,5 TL'ye biniyoruz. Hele ki öğrencilere 1,90. Bir de şunu çok merak ediyorum. Kartı olmayanlara, yani kartı 10 TL'den veriyorlar. Kartı olmayanlara 3,5 TL. Ya bu bir TL nereye gidiyor? Bunu soracaktım ben size. Yani bunun... Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu soru doğrusu biraz bilmediğim yerden geldi. Bundan sonra zor değil, kolay da araştırayım. O 1 TL nereye gidiyor? Öğrenip bir sonraki buluşmada size ve sizin aracınızla gençlerimize, hemşerilerimize açıklayayım. Eğer yanlış bir yere gidiyorsa doğru yere getiririz, merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Son soruydu. Ben sürçülisan ettikse affola diye bir eskilerin sözü vardır. İntibahçılar bunu çok iyi bilir. Sizinle bulunmaktan, sizinle tanışmaktan, sizinle konuşmaktan büyük bir keyif ve mutluluk duyduğumu, onur duyduğumu belirtiyorum. Her birinize eğitim hayatınızda, iş hayatınızda, aile hayatınızda başarılar, sağlıklar ve mutluluklar diliyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak, beraber olmak dileğiyle. Sağ olunuz, var olunuz.